Akitep ekranlarından iyi akşamlar. Ben Yusuf Ozan Demir. Derin Kutu'ya hoş geldiniz inşallah. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Konu başlıklarına geçmeden önce konuklarımızı hemen takdim edelim. Önce Ankara'ya gidelim. Gazeteci yazar Serdar Arsever. Serdar Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Yusuf Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. AK Parti MKYK üyesi avukat Metin Tarhan, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Avukat Ertuğrul Akar, iyi akşamlar. Ertuğrul İyi Bey. Akşamlar, sağ olun, hayırlı akşamlar. Hukukçu yine, avukat Zeki Arıtürk, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Yerel seçimler gündemimizde olacak. DEM Parti'den sürpriz bir çıkış var diyeceğim ama DEM Parti için de sürpriz oldu. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'da aday olabileceğini kaydetti. DEM Parti'den Sezai Temelli, Grup Başkan Vekili, bu bizim için de sürpriz oldu dedi. Çok dikkat çekici bir gelişme. Diğer yandan Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı, AK Parti, Yeniden Refah Partisi dikkat çekici bir, sevgili seyirciler, atakta bulundu diyelim. Şanlıurfa, şimdi AK Parti'den istifa eden, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Danışmanı ve MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. O çok dikkate değer. Acaba ne olacak? İstanbul'da peki taraflar ne yapacak? Şimdi Yeniden Refah Partisi diyor ki bize belediye meclis üyelikleri teklif edildi ama biz ilçe belediyesi istemiştik gibi bir açıklaması da vardı. Yani partiler arasındaki bir nevi yerel seçim pazarlığı devam ediyor. Bu gündemimizde olacak. Alper Gezer Avcı uzaya giden ilk astronotumuz tartışma konusu oldu. Kimilerine göre ya 55 milyon dolar verilir mi bir uzaya gidiş için? Kimilerine göre de bu bir turistik gezi sadece değil. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Gezer Avcı'nın konuşmasını, diyaloğunu izleyenler zaten perde arkasını çözmüştür diye düşünüyorum sevgili izleyiciler. Gazze gündemimizde olacak. Uzun süredir unutulduğu gibi dün İsrail'e büyük bir darbe vuruldu. Kimi kaynaklara göre 20, kimi kaynaklara göre en az 40 İsrail askeri öldürüldü. İsrail kaynakları 20 diyor. Bir seferde İsrail sevgili izleyiciler ciddi bir asker kaybı yaşadı Kassam Tugayları karşısında. Bunu 4-5'te çarpmak lazım bence. Tabii, çünkü bir de yayın yasağı getirmiş. Şimdi en sona bıraktım ama önce bu konuyu konuşacağız. Haftalardır, daha doğrusu yaklaşık bir haftadır ya da işte 4-5 gündür gündemde. 19 Ocak, bugün ayın 23'ü mü? Yani 4-5 gündür gündemde sevgili seyirciler. Diyarbakır Kut'ta Bahçelievler Camii'nde ne oldu? İmamla kaymakam arasında ne geçti? Açıkçası ben gördüğüm kadarıyla ya da takip ettiğim kadarıyla bu konuda pek çok kimse hakkaniyetle yaklaşmıyor. Yani herkes meşrebine uygun biçimde yaklaşıyor. Ve olayın derinliklerine pek de değinmiyorlar. Şimdi ben değerli konuklarımızdan bir istirhamda bulunacağım. 3-4 dakika zamanınızı alacağım. Şunun için olayı tam bir aktarayım. Daha sonra da yorumlarınızı alayım. Hani çünkü olay parça parça aktarılıyor ya. Çok iyi anlaşılmıyor. İmam ne dedi? Kaymakam ne dedi? Olay nasıl yaşandı? Hangi paragraf atlandı? Sonra ne oldu? Rapor alındı. Rapordan sonra kim hangi tweet'i attı? Tweet'e kimler nasıl karşılık verdi? Ben bir muhabir gibi aktarayım. Sizler de değerli izleyenler can kulağıyla dinleyin. Sonra sözü yorumcularıma bırakayım. Ve inşallah bu konuyu burada çözelim. Çünkü bir taraftan şehitler, bir taraftan imam, bir taraftan kaymakam. Bunların hepsi bizim değerlerimiz ve bu kavramların içinin boşaltılmaması gerekir ve bu kavramlar üzerinden de kavga edilmemesi gerekir. Şimdi ben baştan şöyle bir alayım. 19 Ocak Cuma, yer Diyarbakır Kulp, Bahçelievler Camii. İmamla sevgili izleyiciler kaymakam arasında bir şey var. Kaymakam Bey gidiyor, cemaate katılıyor, Cuma namazını eda ediyor, minbere çıkan, hutbeyi okuyan imam bazı bölümleri atlıyor. O bölümlerde de şehitler var sevgili izleyenler. Masum Koça, imamın adı. Şimdi şöyle diyor. Bir hafta önce köyümüzün yol sıkıntısı vardı. Gittim söyledim, sağ olsun ilgilendi. Namazı kıldırırken bir ses geldi. Minbere çıkıp hutbemi okuyordum. İnerken bağırma sesi geldi. Hoca, hutbeyi tamamla.
Bağıran kişinin kaymakam bey olduğunu gördüm. Bunun üzerine tekrar gittim. O paragrafı tamamladım. Hutbeyi bitirdim, aşağı indim. Sonra kaymakam beyin koruması geldi. Bunu imamın ağzından aktarıyorum. Beni odama çağırdılar. Gittik. Kaymakam bey geldi diyor. Odaya giren Burak Akeller. Yani kaymakam bey kendisine bana küfür etti diyor. Küfür ettikten sonra da cübbeni ve sarığını çıkar dedikten sonra mikrofonun ayaklığıyla sağ bacağıma vurdu diyor. Terörist misin gibi bir ifade kullandığını iddia ediyor. Ben de baskıya maruz kalıyorum deyince onlardan mısın, ne baskısı dedi bana diyor. Daha sonra kaymakamı kendisine hakaret edip darp ettiğini iddia ediyor. Cemaatin içeri girmek istediğini ama korumanın bunu engellediğini kaydediyor sevgili izleyiciler. Ardından da kaymakam bey şöyle diyor. Hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım deyince ben de bu cevaba kızıp sen devletin imamısın, kim sana baskı yapabilir dedim. Kimseyi darp etmedim. Yani kaymakam bey de darp iddialarını yalanlıyor sevgili seyirciler. Arkadaşlarım aldığı raporu da sevgili seyirciler ekrana taşıyacak. İmam daha sonra sağ bacağında bir çizik var. Bu şekilde bir rapor alıyor. Ağrı var sağ bacağımda, darp edildim diyor 13.47'de. Birazdan bu rapor üzerinde konuşacağım. Sonra ne oluyor? Bu duyulduktan sonra Diyarbakır Kulp Diyanet Sen temsilcisi İmam Bey. Memur Sen Ali Yalçın bir tweet atıyor. Diyor ki kaymakam aleyhinde bu nasıl bir çiğliktir, bu nasıl bir hamlıktır? Böyle mülki amir mi olur Allah aşkına? Şeklinde tepki gösteriyor. Akabinde kimi valiler ve kaymakamlar bu tweet'e sert tepki gösteriyor. Sonra İçişleri Bakanlığı da yani memur senle pek de paralel düşünmeyen bir açıklama yapıyor. Son noktayı da bugün MHP lideri Devlet Bahçeli koyuyor grup toplantısında. Diyor ki o kaymakamın alnından öpüyorum ve farklı ifadeleri var. Yani kaymakam B'ye sahip çıkıyor. Şimdi Serdar Arsever. Bu olayı aktardıktan sonra size dönelim. Ha şunu da aktarayım ben. Hangi paragrafı, çok özür diliyorum, bekletiyorum ama iyi anlaşılsın diye. Birinci paragraf şöyle, iki paragraf atlıyor. Birincisi kısa. Bize düşen şehitlerimizin uğruna canlarını veda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Bunu önce kaymakam bey fark ediyor. Muhtemelen cep telefonundan bakıyor. Daha sonra herhalde gözünden kaçmıştır diyor kısa bir paragraf. Daha sonra bakıyor yine. Yine şehitlerle ilgili paragraf atlanıyor. Orada da şöyle diyor. Aziz Müslümanlar, geçen hafta yani 12 Ocak'ta kaybettiğimiz 9 şehit, geçen hafta hain bir terör saldırısı nedeniyle vatan evlatlarımızı şehadet makamına ulaştı. İnanıyoruz ki Rabbimizin rahmetli şehitlerimizin üzerinedir. Onlar kendilerine müjdelenen cennet nimetleriyle sevinmektedirler. Şehitlerimizi ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalar başımızın tacıdır. Onların eş ve çocukları en değerli emanetimizdir. Bu iki paragraf okunmuyor. Savunması da baskı yiyorum diyor. Kaymakam Bey de buna tepki gösteriyor. Şimdi 3 olay var. 1- Bu paragraf niye atlanır? Bir imam niye atlar? 2- İmamın ailesi korucu olduğu söyleniyor. Abisi polis, bir amcasının gazi olduğu söyleniyor. Yani profiline baktığınızda PKK sempatizanı gibi durmuyor. Ha suçun şahsiliği vardır. Aynı zamanda bir de kişinin kahramanlığı vardır. Bunlar ayrı şeyler ama yani PKK sempatizanı gibi durmuyor. Yani imama göre ben baskı yiyorum. Eğer baskı yediği için okuyamıyorsa bu daha vahim. Yani güç kimde ki o bölgede baskı yiyor? Ya da nasıl bir ortam orası? Kimine ne göre? 28 Şubat eseri bu hutbeler işte merkez belirlememeli. Bir sürü tartışma konusu var Serdar Arsever. Ne dersin? Senin yorumun nedir? Uzunca aktardım kusura bakma. Biraz da beklettim ama şimdi kaymakam beyin iddiaları, imamın, imam efendinin iddiaları, diğer taraftan baskıyorum. Aslında ta Osmanlı'dan bu yana yaşanan bir sorunun belki de ta oralara gitmek lazım. Ama önce bir olayı değerlendirelim. Evet şimdi sizin aktardıklarınıza ilave olarak bana bir gelen bilgi de şu şekilde. Kaymakama önceden imamın böyle bir şey yapabileceği konusunda bir bilgi gitmiş. Artık nereden gitmiş bilmiyorum. Ya cemaatin içinden gitmiştir ya hocanın. Nasıl bir şey yapabileceği? Gitmiştir. Bu şehitleri okumayacağı, atlayacağı yani mı? Buraya atlayabileceği.
atlayabileceği. Çünkü her hafta zaten orada Kaymakam Bey orada namazını kılıyormuş. Ve orada yani özellikle, Kaymakam yani Bey de bu bilgiyi aldıktan sonra özellikle takip ediyor o zaman. Özellikle takip ediyor. Yani çünkü birçok hutbe okunuyor. Birçok hutbe okunuyor. Bazı farklı tartışmalar da yaşanıyor biliyorsunuz. Niye mesela 10 Kasım'a denk gelmişti? 10 Kasım'da niye Atatürk geçti, geçmedi vesaire? İnsanlar zaten önceden bir bakıyorlar şeye. Ama burada yani gelen bir şey, o taraftan birilerinin söylediği, Kaymakam Bey'e teyit ettirmedim ama oraları iyi bilen birisinin söylediği, yani orada da... Peki yani onlar şu bilgiyi de vermişler mi? Yani bu İmam Efendi burayı okumuyor ama niye okumuyor? Yani kendi ifadesine göre baskıya maruz kaldığı için mi, bir bağlantısı mı var? Yani bana gelen kadarıyla yani böyle bir şey olabilir diye Kaymakam Bey tetikte. Yani böyle bir şey vuku bulabilir diye. Ve özellikle takip ediyor orayı. Tabii şimdi öncelikle büyük resimde Kaymakam Bey haklı. Yani o şehitlerle ilgili bölümü okunmaması, atlanması, bunun da baskıya maruz kalıyorum diye izah edilmeye çalışılması kabul edilebilecek bir şey değil. Yani ben de bir kaymakam değil, sıradan bir vatandaş olarak orada olsaydım ve o bölümün atlandığını görseydim, yani hutbeyi keserek değil, sonrasında mutlaka gidip imamla konuşurdum. Niye böyle yaptınız diye. Ama bu bölgenin de bir gerçeği. Bakın, bölgede bu Habur olaylarından sonra biliyorsunuz çukurlar kazıldı. Şöyle Serdar Bey, baktım. İnsanlar baskı altına alıyor. Bakın, her iki kişiden biri kulpta HDP'li. Ya, tabii, hayır, şöyle bir şey anlatacağım size. Bakın. Buyurun. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla, bu çok ilginçtir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla Diyarbakır, Şırnak böyle bir sefere çıkmıştık. Yani ben gazeteci olarak takip ediyordum. Diyarbakır'dan bir muhabir arkadaşla görüştüm. Daha doğrusu medya kuruluşunun sahibiyle görüştüm. Dedim ki biz Muhsin Başkan'la geleceğiz oraya. Bize bir kameraman verir misiniz? Bize bütün programımızı takip etsinler. Yani Büyük Birlik Partisi'nin öyle büyük paraları falan filan yoktu. Hı hı. Yani böyle kameraman falan böyle her tarafta çekim yapacak falan imkanları yoktu. Ben de rica ettim o medya patronundan. Diyarbakır'daki medya patronu. O da tamam dedi Serdar Bey. Ben dedi filanca kameraman arkadaşı size tahsis ediyorum. Muhsin Başkan'ın programlarını takip etsin. O görüntüleri de size versin, şeye versin partiye. Biz hem haber olarak kullanırız. Tamam. Çocuk geldi, karşıladı bizi. Programlar tabii akşam da oluyor. Şırnak'a gittik, şuraya gittik, buraya gittik. Muhabir gece yanında kameranın üzerinde ışığı yok. Ya çektim kenara. Dedim ki ya sen ya niye ışık yanmıyor? Çekmez ki böyle kamera o karanlıkta. Ya işte unuttuydum, şarj etmeyi unutmuştum bilmem ne falan filan. Bir gece öyle oldu. Ertesi gün de aynı şey olunca. Ya dedim sen şarj etmedin mi? Deli misin? Gel bakayım buraya. Sendeki dert ne dedim. Sen dedim Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı olduğun için mi şey yapıyorsun? Yoksa patronun mu seni böyle yönlendirdi? Sen niye malzemelerini yanına almıyorsun? Bir gün kameram bozuldu diyor. Bir gün ışığım yok diyor. Bir gün estek oldu, köstek oldu. Çekmemek için 40 takla atıyor. Çocuk sonra dedi ya Serdar abi senden bir konuyu konuşayım dedi. Nedir dedim derdim. Vallahi dedi burada dedi bizi dedi PKK'lılar takip ediyor. Ve yani Muhsin Yazıcıoğlu da belli bir isim. Hani pek çoklarının kızdığı bir isim. Şimdi onun hizmetinde böyle peşinde dolandığımı görürlerse beni yatağımdan alabilirler diye korkuyorum. Şimdi bu ne kadar gerçektir ne kadar değildir ama çocuk çekmedi. Ama o dönemde bu dönem çok farklı. Sordum, çocuk Serdar böyle Bey. Yani o dönemle bu dönemi kıyaslamak. Yani bir endişeyi, çocuğun endişesini söyledim bakın. Şimdi imama baktım. Önce ben şundan dolayı kızdım. Bu adam dedim mutlaka HDP'li. Çünkü dışarıdan şöyle zannediliyor. İşte dindarlar HDP'lere oy vermiyor falan filan. Öyle değil. Artık oradaki sosyoloji çok farklı. Yani HDP'ye oy verenlerin hepsi bölücü değil. Hepsi işte terörist başı gibi Marksist, Leninist değil. Çok farklı şeyler var. İşte başörtülü vekiller falan da görüyoruz. Hüda Kaya'yı görüyoruz. Şimdi
Acaba dedim, böyle bir HDP zihniyetli birisi mi imam? Yani ilk tepkim oldu benim. Hayır, araştırdım, sizin de dediğiniz gibi hiç de öyle bir tavrı yok. Hiç de öyle bir tepkisi yok. Ailesinin de öyle bir tepkisi yok. Yani imam da diyor ki baskı altında kalıyorum, tehdit altında kalıyorum. Bunu okuduğum zaman farklı tehditler gelebilir. Böyle bir psikoloji içerisinde mi? Peki tehdit aldı mı? Yani şimdi bölgeden bunu kimseyle konuştunuz mu? Ya da birileri size ulaştı mı? Diğer imamlar da böyle şeyler söylüyor mu? Yani bazen mesela hani bazen de Lice'de söylemiyor. Orada da oradaki imamlar da okumamış mı Utbe Bey'i bu bölümü? Baskı yüzünden. Yani öyle bir olay meydana gelmediği için tek tek imamlara sen okumadın falan demiyorum. Belki de okumayanlar vardır ama dikkat çekmiyordur ya da orada kaymakam yoktur. Orada böyle bir tepki gösteren yoktur ya da medyatik olmamıştır ama ben şöyle olayların olduğunu biliyorum. Mesela Ankara'da Çankaya bölgesinde bir imam anlattı bana. Diyanet hutbesini okuyor. 30 Ağustos'la ilgili işte. İçinde Mustafa Kemal Atatürk geçmiyor. Bak yani o olmadığı için zaten okumuyor. İçinde Mustafa burada Kemal Atatürk geçmiyor. Burada Diyanet tarafından, hani merkez tarafından belirlenmiş hutbenin kendisi okunmuyor. Bu bambaşka bir şey. Hayır, bir şey diyeceğim. Buyurun. Bir şey diyeceğim. Bu sefer de boğazına yapışıyorlar adamın. Diyorlar ki sen nasıl, işte niye Diyanet böyle yapıyor ya? Diyor, bu Diyanet İşleri Başkanlığı bize ne gönderiyorsa biz onu okuyoruz. Şimdi biraz evvel bir şey söylediniz. Türkiye'nin çözülmemiş problemleri var. Ben mesela laiklik ne demek? Ne bir tanımını gördüm doğru dürüst aklıma yatan. 40 senedir de bu işlerle uğraşıyorum. Laikliğin tanımını kimse yapamıyor ve herkes şey gibi kutsallaştırılmış put gibi, sonradan acıkınca yedikleri helvadan put gibi istediği tarafa çekiyor. Şimdi burada da Türkiye çok travmatik olaylar yaşadı. Mesela biz bir çözüm süreci geçirdik. Çözüm sürecinde ben yazdım, dedim ki çözüm sürecinin mantığı doğruydu ama tutup da PKK'ya müzahir çevrelerin muhatap alınması çok yanlıştı dedim. Ve zaman içerisinde bu yanlışlıklar da ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'de bir problem var. Bakın her zaman söylüyorum. AK Partililerin de çözmesi gereken bir mesele. Türkiye'de ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böleceğim diyen Yusuf Bey. Dinliyorum. Esas problemi burada arayalım. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böleceğim. Bunu programıma koydum. Sırtımı terör örgütüne dayadım. Sayın Öcalan. Sayın Öcalan'ın işte şunu istiyoruz. Demirtaş'ın çıkartılmasını istiyoruz. Yani çok açık bir şekilde PKK terör örgütünü desteğini belirten bir parti. Aslında hepimizin tüylerinin diken diken olması gereken laflar ama alıştık. %8, %10, %11 oy alıyor. Güneydoğu'da pek çok ilde ya birinci parti ya ikinci parti. 21 yıldır iktidarda olan AK Parti'ye sormak lazım. Siz niye zamanında Milli Görüş'ün birçok belediye başkanı çıkarttığı, Milli Görüş siyasetinin çok başarılı olduğu, damarı muhafazakar olan, toprak kokan insanların bulunduğu kadim medeniyetler şehirlerinde niçin HDP gibi, DEM gibi partilere bu kadar alan kaptırıyorsunuz? Niçin bu kadar fazla oy almalarına müsaade ediyorsunuz? Niçin halkta karşılığı olan seçmenleri aday olarak göstermiyorsunuz? Niçin ilçe başkanlarınız? Şimdi şöyle bir problem olunca DEM gücünü nereden alıyor HDP? Diyor ki benim de %8, %10 oyum var diyor. %8, %10 oyunuz varsa sizin her zaman masada bir yeriniz olur. Ki masada gördük, altılı yedili masada %0,5'lik partilerin bile yeri oldu. Şimdi adam %10 oy alıyor. Şimdi nerelerde yanlışlık yaptınız da siz? Ya gençlere anlatamadınız? Çünkü bu insanların hepsi yani bu kadar, yani şöyle mi düşünüyoruz? Niçin %10 civarında oy alıyor? Serdar Bey, yani ben biraz konuyu açayım mı? Özür dilerim. Şimdi bildiğim kadarıyla bize söylenene göre, ki bana göre de böyle, artık PKK'yı biz sınırlarımız dışında karşılıyoruz. Yani eskisi gibi PKK öyle kaleşikoflarla gelip geceleri vatandaşın kapısına dayanamıyor. Bitirildi deniliyor içeride. O halde şöyle bir şey var. İçeride aslında PKK'ya ya da HDP'ye sempati duyan ya da HDP'li olup PKK'ya sempati duyan bir halk kitlesi var. Az da olsa. Bu bir gerçek.
ve az değil, az değil. Ya şöyle hani Yusuf Türkiye genelinde hani bir bölüm yani, ben çok yani böyle ayırt edip bölüştürmek bakın. İstemiyorum. Dur bir saniye tam meramı anlatayım. %8-10 dediğiniz gibi eski gücü fazla. Oran. Çok büyük bir oran. Ama hani ben tamamı da böyle çok dememek için çünkü Doğu ve mesela KULP'ta %35 AK Parti oy alıyor. Bu yüzden tamamı demek de yanlış olur ama %52 genel seçimde oy alıyor. HDP oy almış. Bir saniye. Ne kadar oy alıyor? Tamam. O zaman şunu sormak lazım. Yani şehit dediğiniz sizin, benim, kardeşim, abim, küçüğüm, ben onun abisiyim, birinin evladı. Yani bu vatanın çocukları. Dolayısıyla burada bir imam ya da bir din görevlisi ya da bir namaz kıldırma görevlisi imam deyip de FETÖ'cüler gibi bu kavramı da boşa düşürmeyelim. Bu da ayrı bir şey. Nasıl olur da toplumun ortak değerini korkumdan anamıyorum diyebilir? Bu toplum niye böyle bölüştü? Niye ayrıştı? Haklısınız Yusuf Bey. Tamam bakın, o zaman bunları konuşalım. Peki, yani ne demek? Hakikaten çok acı bir şey. Yani tamam. Camide düşünsenize dininizi yaşamaya ben gidiyorsunuz. De. Bir saniye bu çocuklar bu din için şehit olmuş. Bakın Karadeniz'de bir Recep vardı. Recep herhalde. Ben iftara gidiyorum cennete diyor ve yarım saat sonra şehit düşüyor. Ve siz bu çocuğu camide anamıyorsunuz. Niye? Korkumdan diyorsunuz. Bu hakikaten bu ülke için çok ayıp bir şey. Yani benim gücüme gidiyor gerçekten. Yusuf Bey. Yani Yusuf Bey. Çocuk namaz kılıyor, abdestini alıyor, teröristle çatışırken şehit oluyor ve siz bunu anamıyorsunuz. Niye? Korktum. Sıcak caminizde siz bunu korkarak şey yapmayacaksınız. Şimdi olacak iş değil. Burada kaymakam ya da imam tamam, tarafında Bey, olmak değil çok mesele. Doğru söylüyorsunuz. Buradaki mesele bir kardeşim biz niye kavga ediyoruz? Niye şehidimi anamıyorum ben camide? Niye bu insanlar baskı? Doğu'nun halkı dindarsa yani, nasıl olur da bir şehide karşı çıkar bir bölümü? Böyle bir şey olabilir mi ya? Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz Yusuf Akşama Bey. Akşama kadar televizyonlarda Kürt hakları, özür dilerim bir saniye. Bakın ben bunu söyleyince kızıyorlar ama artık hakikaten ayıp ya. Benim babamın tarafı tamamen Kürt. Ben Kürdüm. Bizim köyün hiçbirinde bir tane PKK'lı HDP'li bulamazsınız. Türk bayrağına da dokunamazsınız. İnsanlar akşama kadar ekranlardan Kürt meselesi, Kürt meselesi, Kürtler oya oya. Bütün Türkler MHP'ye mi oy veriyor ki bütün Kürtler HDP'ye oy versin? Niye bütün Kürtleri HDP'li gibi televizyonlarda yansıtıyorlar? Birinci suçlu medya. Yusuf Bey. Yani bunları konuşmak lazım. Tamam. Artık hakikaten yani. Tamam bir konuşayım. Artık size sözü bırakacağım. Bakın, şunu da söyleyeyim. Evet. Ve şöyle bir tamam. sorun da var. Kürtlerin içinden bayrağını seven insanlar o bölgede dışlanıyor ve hain tırşıkçı olarak nitelendiriliyor. Yani ciddi bir şey var. Artık bunları konuşma vakti geldi. Buyurun. Evet. Bakın şimdi imama laf söylemek kolay. Ben bu imamın yaptığını kınıyorum. Her şeyi söyleyebilirim imama. Ama arkadaş, siz dediniz ya terörü dışarıda karşılıyoruz. Evet. 2-3 hafta evvel Devlet Bahçeli ne dedi? Dedi ki biz dedi mecliste terörist istemiyoruz. Biz mecliste terör destekçisi istemiyoruz. Şimdi tamam, kaymakam imamı sıkıştırsın. İmama kızsın. Biz burada laf söyleyelim. Ki söylenecek her lafı da hak etmiş. Çünkü böyle bir şey yapamaz yani. Haddini aşmış, her şeyi yapmış. Dolayısıyla ben çok kızıyorum. Bununla birlikte şunu söylüyorum. Ya arkadaş, adam mecliste meclis yönetiyor. Meclise başkanlık ediyor. Meclis kürsüsünden, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, bırakın öyle bir metni falan atlamayı, milletvekili etiketli, dünyanın maaşını ödüyoruz. Kapıda polis saygı duruşunda bulunuyor mecburen. Milletvekili rozeti var. 3 tane danışman veriyoruz. 1 sekreter veriyoruz. Kimisinin altına makam atı, arabası veriyoruz. Bizim vergilerimizden. Bakın o imama kızıyoruz. Evet. İmama şamarla. Hayır burada yanlış bir şey anlaşılmış. Özür dilerim Serdar Bey. Burada niye sadece eğer gerçekten Kaymakam Bey'in bir fiziki bir müdahalesi varsa bu da sorundur. Ama Kaymakam Bey diyor tamam, ki ben böyle bir şey yapmadım. Yani Yusuf Bey. Buyurun. Evet. Bir dakika evet. Şimdi tamam bölmeyeceğim. Şunu söylüyorum ben. Türkiye'nin sadece orasındaki problem değil. Dediniz ya sınır ötesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde. Eğer Atatürk diyorsanız Anıtkabir'in birkaç kilometre ötesinde. Genelkurmay'ın emniyetin yanında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde. Çatır 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 çatır. PKK propagandası yapılıyor mu yapılmıyor mu? Çatır 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 çatır. PKK propagandası yapanlara,
Biz 10 bin liralık emekli maaşı olan, 12 bin liralık emekli maaşı olan insanlar olarak aldıkları maaşa gıptayla bakıyor muyuz? Bunlara üçer tane danışman veriliyor mu? Şimdi o imam meselesi böyle de esasında tartışmamız gereken mesele var. Diyorum ki arkadaş tamam imama söyleyelim, istediğimizi söyleyelim burada. Kızalım şey yapalım. Peki oradaki kaymakamlar da değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idarecileri meclis kürsüsünden sergilenen bu PKK şova, PKK'ya destek şovuna, bunu Sayın Bahçeli söylüyor. Cumhur İttifakı'nın ikinci büyük ortağı çıkıyor ki mecliste terörist istemiyoruz. Mecliste terör destekçisi istemiyoruz. Bunların maaşları kesilmelidir. Bunların hakları, bunlara hak diye verilenler kesilmelidir diyen, bugün imama tepki gösteren haklı olarak Devlet Bahçeli. Şimdi marjinal bir partinin şeyi söylemiyor bunu. Yani Türkiye'nin yönetiminde çok etkili olan bir partinin şu anda genel başkanı söylüyor. MHP gibi köklü bir partinin genel başkanı söylüyor. Şimdi o zaman Kurt'ta işte Hizam'da şurada burada değil mi mesele? Ankara'da başkentte bir meselemiz var. Peki bu mesele nereden kaynaklanıyor? Ne yapacaksın? Söylüyorsun imama kızalım. İmam üzerinden şey yapalım. Ya bildiriye imza attıramıyorsun sen. Şehitlerimizle ilgili bildiriye imza attıramıyorsun. Yani bir parti onun peşine takılıyor. Yani sorunun kaynağı çıkıyor, siyasiler öbürü de onun peşine takılıyor. Sorunun kaynağı siyasiler. Böyle bir problemimiz var. Bu imamın yaptığını haklı çıkartmak anlamında falan değil söyledim. İmamın yaptığını sonuna kadar kınıyorum. Onu söyledim. Ama şu memlekette, hiçbir memlekette bunu oturup düşünmesi lazım. Nasıl oluyor da bir bölücü parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böleceğim diyen bir parti Güneydoğu'da pek çok ilde birinci parti oluyor. Gençlerden çok büyük oranda oy alıyor. Nasıl oluyor da Türkiye genelinde %10 civarında oy alıyor? Çok büyük bir oran bu. Bir parti grup %10 oy aldığınızı düşünsenize. Tabii ki pazarlık masasında yeriniz olur. Şimdi bunun hiç kaçmadan, kenarından şey yapmadan AK Parti'nin de üzerine düşeni alması lazım. Türkiye'nin de üzerine. Peki. Biz ne yaptık da? %10 oranındaki insan tuttu. Bu ülkede, Anadolu'da ki bu insanlar Kurtuluş Savaşı'nda en ön safa atılmış insanlar. Yani Doğu'nun ve Güneydoğu'nun insanları. Bu insanlar Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş insanlar. Bu insanlar kadim medeniyetimizin pek çok kodunu barındıran insanlar. Şimdi bir peygamberler şehrinden çıkarttığı oyun ben demin çok fazla diğer olduğunu düşünüyorum. Diğer konuklarımız da fazla bekletmiyor. Diyarbakır'dan çıkarttığı oyun hele hele çok fazla olduğunu düşünüyorum. Peki. Peki. Sıkıntı nerede? Serdar sıkıntı Bey, nerede? Bir koyun. Sen niye oy alamıyorsun? Konuklarımıza ayıp olmasın. Ben de fazla konuştum. Tamam. Çok beklediler. Virgül devam ederiz. Şimdi Metin Bey sizinle devam edelim. Valla az önce de söylediğim gibi Serdar Bey üzerinize alınmayın sözü meclisten dışarı. Gördüğüm kadarıyla Metin Bey bu konu hassas bir konu, diken üstü bir konu. Şehit, imam hepsi değerimiz ve çok önemli değerlerimiz. Kaymakam, yönetici öncelikle bir düzenin olması lazım. Düzen olmasa kaos olur. Evet. Irak'ı gördük, Suriye'yi gördük, Libya'yı gördük, Lübnan'ı gördük. Lübnan'da ders almamız lazım. Ama gördüğüm kadarıyla bu toplum bölünmüş. Yani zihinlerde bölünmüş. Depremde her ne kadar birbirimize çok hızlı yardım etsek de deprem üzerinden provokasyonlar. Uzaya adam gönderiyorsunuz, birleşemiyorsunuz. Depremde birleşemiyorsunuz. Terör saldırısı oluyor. Erdoğan bilmem ne için yaptırıyor. Bir tuhaf bir toplum olduk. Anlayamadım yani camide bile bu tartışma varsa artık bunu siyasetin sadece tekelinde... Mecliste tekerinde... var Yusuf Bey mecliste. Amenna. Camide amenna. De mecliste ama, var. Ama Türkiye tamam. Büyük Millet Meclisi'nde var. Tamam ama işte ciddi bir sorun var onu söylüyorum. Meclis Metin Bey, meclis. Eyvallah. Evet. Bu sorunu biz nasıl halledeceğiz? Bu gönülleri nasıl birleştireceğiz? Niye bu insanlar uzaklaştı? Yani hakikaten tuhaf bir şey var ortada. Evet. Yani... Bir kez eğer çok, gerçekten imamın dediği gibi çok, bir baskı varsa tabii. Çok genel olarak şunu değerlendirmek gerekiyor. Türkiye bir hukuk devleti. Her şeyin hukuk ve kurallar içerisinde işlemesi gerekiyor. Şimdi kaymakam taşrada merkez idarenin temsilcisi. Bu arada soyunuz ortak oldu. Olsun. Evet. Temsilcisi merkezi idarenin yani genel idarenin verdiği kararları, hizmetleri taşrada yerine getirmek gibi bir sorumluluğu. Yusuf istersen onu al gel. Bir sorumluluğu var.
Düşürmezse de. Bence Yusuf Al Metin Bey dikkatini dağıtıyor. Yani Taşra'daki uygulamalarda merkezi idare adına kaymakam Peki. sorumlu. Tamam. Kaymakam sorumlu olunca Diyanet İşleri Başkanımızın hazırlanmış olduğu bir hutbeyi Buyurun. Oradaki memur tarafından yani imam tarafından okunmasını sağlamakla kaymakam yükümlü. Tesadüf etmiştir, öğrenmiştir ve doğru okunmasını söylemiştir. İmam da kalkıp doğrusunu okumuştur. Bunda bir itilaf yok. Dolayısıyla bundan sonraki darp vesaire gibi hadiseler eğer doğruysa hukuk dışı uygulamalardır. Yani hukuka uygun değerlendirmek gerekiyor. Bu bakımdan birazcık şehitlerin olması nedeniyle duygusal ve çok hassas davranıyoruz ve çok acele ediyoruz. Bunu hemen polemik konusu yapan bir güç hazır. Biz de bazen buna ortak oluyoruz. Ne yazık ki biraz sabretmek. Yani başta bilmiyorum. Biraz hata mı yapıldı? Olay. Yani hata yapıldı. Bence yani şöyle kaymakam görevini yapmıştır. Görevini eksik yapan imamımıza görevini hatırlatmıştır. O da görevini tamamlamıştır. Eğer kast var ise bunu bir baskıyla veya başka bir sahikle yapıyorsa idari soruşturma yapılabilir. Yargı soruşturması yapılabilir vesaire. Nihayetinde Diyanet İşleri Başkanımız İçişleri Bakanlığımız ve Valiliğimiz inceleme başlatmışlar. Yani bu süreci anlamaya ve hukuka uygunluğu, aykırılığını tespit etmeye çalışıyorlar. Yani tepki gösterenlerin evet. tepkisi evet. şunaydı, nasıl olur da imamı darp eder? Evet, yani imamı darp eder, imam da ama bu imamın olursa, iddiası. Evet, şehitleri rahmet duası okumaz. Bu noktada yani temel yani, olarak. Kamuoyunun bölündüğü taraf. Bölündü, evet. Yani şimdi burada üzücü olan şey şu aslında bakarsanız, bana göre çok basit meseleleri çok gündem konusu yapabiliyoruz. Abartıyoruz. Bu bir basit mesele gibi durmuyor Metin bu, Bey. Bu da aslında basit bir mesele. Şöyle basit bir mesele. Basit mesele değil. Şöyle bir basit bir mesele. Saniye. Şu anlamda. Nasıl? Niye basit? Hukuk çerçevesinde değerlendirilir ise basit bir mesele. Ama sosyolojik olarak düşünürseniz. Bırakalım. Yani bölünmüşlük yok mu? Hukuk işlesin, ona geleceğim. Tamam. Bölünmüşlük. Yani çünkü bu olay niye bu kadar basit bana göre bir olay? Hadi önemli bir olay. Bu kadar gündeme alabilecek bir konu değil bana göre. Şöyle siyaset kutuplaştı. Taraflar keskin. Hemen ne oldu? Medya tetikçileri tarafından Cumhur İttifakı'na yönelik bir sebep olarak kullanılmaya başlandı. Ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmak anlamında kullanılmaya başladı. Asıl riskli olan sorun bu. Temel mesele bu bana göre. Yani siyasi kutuplaşmanın gerekçesi olarak kullanılan bir alan oldu. Her olguyu biz böyle değerlendirirsek gerçekten de ülkedeki kutuplaşma çok geniş bir boyuta ulaşır ve ülkenin üzerinde senaryoları olan, niyetleri olan, kötü niyetleri olan insanların bir şekilde gidişatına katkı sunmuş olacağız. Yani hemen Cumhur İttifakı karşıtlığına dönüşen İslamcılarla milliyetçiler çatışmasına kadar götürüldü bu iş. Cumhur İttifakı'nda çatlak evet, var deniyor. Evet, çatlak var denildi. İşte milliyetçilerle İslamcılar çatışıyor. Yazdı. Şöyle, bazı medya şöyle yazarlarla deniyor. Yazdı, diyor ki memur sen iktidar yanlısı. İşte mesaj atan Twitter'da tepki gösteren kaymakam ve valilerin bir bölümü de MHP'li. Bu yüzden evet. aralarında kavga var evet. diye yazmışlar. Onu gerçekten de yani ülkenin üzerinde senaryoları olan, ülkeyi kutuplaştırarak yürümeye çalışan anlayışlara hizmet etmek gibi bir şeydir. Ne memur senin ne MHP'nin gerçekten de böyle bir niyeti olamayacağına göre, bu kutuplaşmanın bir tarafı olarak yürümek istemeyeceğine göre, milli birlik, beraberlik yanlısı yapılar olduğuna göre, bu tarz durumları bana göre hukuk çerçevesinde biraz sağduyuyla değerlendirmek gerekiyor. Nihayetinde amaç ne? Kaymakam orada görevini yapmıştır, imam da yaptığı hatadan dönmüştür, hutbeyi tam olarak okumuştur. İmamın bir niyeti var ise veya kaymakamın darp etme durumu var ise bu zaten hukuksal soruşturma konusu. İdari soruşturma yapılıyor. Diyanetimiz yapıyor. Kendi memuru diye. İçişleri Bakanlığımız yapıyor. Ve valiliğimiz şu anda inceleme başlatılmış. Soruşturuluyor. Varsa bir suç konusu durumda savcılığa intikal edecek.
dikkat etmemiz gereken şey bana göre muhalefetin politika, proje üretmeyen durumuna bir nevi sarılacak bir malzeme vermiş oluyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Şu anda sığınacakları bir pozisyon oluştu. Hemen bunu kullanıyorlar. Medyada bu kadar dalgalanması, yayılması, yaygınlık kazanması bundan kaynaklanıyor. Muhalefet için can simidi bu tür durumlar. Zaten kutuplaştırmaktan dolayı ayakta kalabiliyor. Yerel yönetimler seçimine gidiyoruz. Nasıl böyle somut topluma, millete hizmet eden bir proje sunulabiliyor mu? Sunulmuyor. İstanbul'da aday olan muhalefet adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın zaten tam istediği bu malzemeler. Bunlarla günü kurtarıp toplumu kutuplaştırıp polemikler üzerinde sonuca bulaşmak. Dolayısıyla bunların hukuka aykırı olan kısmının hukuka bırakıp, idari mevcilere bırakıp soruşturmasını sağlamak, yapılması gerekenleri de yapmak. Şehitlik de bir duyarlılıktır. İmamın vazife yapması da bir duyarlılıktır. Mülki idarecimizin milli duyguları da bir duyarlılıktır ve görev anlayışı da takdire şayandır. Görevini yapmıştır. Yanlış veya doğru merkez idare bir hutbe göndermiş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Siz ne düşünüyorsunuz Metin Bey? Yanlış mı doğru mu imamın tavrı? İmamın tavrı. İmamın yani niye okusun düz yani? Niye seçiyorsun sen? Doğru değil. Kesinlikle yani bunu yanlış diyorsunuz. Bunu şöyle bakın, olay o kadar, Serdar Bey son derece analitik düşünen bir insansınız. Bu soruyu da ben çok açık ve netlikle cevap vereyim. İmamın tavrı doğrudur dediğimde partimi savunmuş olacağım. Kaymakamın tavrı doğrudur dediğimde MHP'yi savunacağım. Bu noktaya düşmüş olduk. Buna hukuk karar versin bir zahmet. Yani buna hukukun karar vermesi gerekiyor. Hiç kuşkusuz şehitlerin anılmaması. Biz burada yorum yapıyoruz ama yargı hakim değiliz ki. Şehitlere, yorum yapıyoruz. Şehitlere, doğru yanlış. Şehitlere rahmet duasının okunmaması kadar gerçekten de insanı üzen bir durum olabilir mi? İmamın tavrını doğru karşılamak mümkün mü? Ama bunu böyle siyasetle özdeş bir şekilde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Özür dilerim. Şunu da sorayım size. İktidar Partisi'nde görevlisiniz ve 2002 yaklaşık 22 yıldır görevde olan bir parti. Dolayısıyla oradaki sosyolojiyi gayet iyi biliyor artık AK Parti. Göreve gelirken oradaki sosyolojiyi iyi anladı, iyi tahlil etti. Hatta geçmişe nazaran kimi haklar da verdi. Bir dönem oyu çok daha fazlaydı o bölgede vesaire. O halde o bölgede partinizin, AK Parti'nin bir sosyolojik çalışması var mı? Mesela Serdar Bey dedi ya, nasıl olur da HDP bu kadar o bölgeden oy çıkar diye. Hakikaten nasıl olur da, yine Serdar Bey vurguladı, dindar, son derece Müslüman olan insanların bir bölümü Marksist, Leninist bir terör örgütüyle iç içe olan, onun sözcülüğünü üstlenen, hiç İslam'la alakası olmayan bir yapıya gönül bağlar. Buradaki sosyolojik tahliliniz, tabii sosyolog değiliz ama en azından bir yorumunuz vardır. Buradaki tahliliniz nedir? Kuşkusuz yani, belki işte bir yurttaş olarak buna bir cevap verebilirim. Bana göre yani sistem içerisinde Güneydoğu'da yurttaşların devletle olan ilişkisinin mesafesini iyi kurgulayamamışımızdan kaynaklanıyor. Yani feodaliteyi tutun veya gerçekten de devletin böyle Jacobenci, dışlayıcı yaklaşımını mı değerlendirirsiniz? Oraya giden görevlilerin yanlış uygulamalarından mı söz edelim? Yani ne olursa olsun sebep olarak devlet-yurttaş ilişkisi doğru kesilmemiş, oluşturulmamış. Bu 20 yıllık süreçle ilgili değil. AK Parti çok iyi bir şekilde, demokratik bir anlayışla devlet-yurttaş ilişkisini yakınlaştırmak, demokratik haklarının sağlanmasıyla milli birlik ve beraberlik projesinin sağlanacağı konusunda çok ciddi adımlar attı. Yani bunu atmaya da varsa bir ihtiyaç veya eksiklik, atmaya da devam edecek. Metin Bey devam ederken DARP raporunu da hazırlar mısın? Buyurun. Evet, yani dolayısıyla bu çerçevede AK Parti kendisinin üstüne düşeni yaptı. Bu bir zaman olayı. Şimdi olay başka bir noktaya da evrildi. Dışarıdan beslenen, işte bir sorun alalı olarak elde tutulmaya çalışılan
bir bölgemizden veya yurttaşlarımızdan söz ediyoruz. Böyle olunca da o sorunu önleyemiyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Kuzey Irak'ta 100 bine yakın silahlı bir güçten söz ediliyor. Nasıl oluşturuluyor bu? Hangi ara oluşturuldu? Kim oluşturuyor? Yani bu Türkiye'deki o dediğim bürokrasiden, işte devlet memuru vazifesini yapamamasından, devletin yönetenlerin o zaman tek tipçi anlayışından dolayı mutlaka onların etkisi var, ama bu kadar büyüyebilecek bir mevzu mudur Türkiye'de? Değil. Yani dış bağlantıyla ilişkilidir. Biz bugün işte sınırlarımızın ötesinde operasyon yapıyoruz. Oradaki güçleri kim koruyor? Batılı güçler koruyor. Şu veya bu şekilde. Halen de karmaşa çıkarıyorlar, sıkıntı çıkarıyorlar. Türkiye'yi zayıf düşürmeye, önünü tıkamaya çalışıyorlar. Bu çerçevede değerlendirildiğinde sorun sadece orada Kürt yurttaşlarımızın HDP'yi terörle bağlantılı, itisaklı bir yapıyı destekliyor gibi bir meseleyi çok basit algılamamak gerekiyor. Peki. Yani bunun sebeplerini şu veya bu şekilde sosyolojik manada belki analize tekrar ihtiyaç var. Çok da irdelenmiş, tartışılmış, ama AK Parti bu konuda kendisine düşeni yapmıştır. Kürt yurttaşlarını eşitlik prensibi içerisinde kucaklamaya, devletle ilişkilerini sağlamaya, haklarını vermeye yönelik çok ciddi adımlar attı. Atmaya da devam ediyor. Bu terör boyutunu, dış bağlantılı terör boyutunu gerilettiğimiz oranda oradaki halkın da özgürleşmesini, bireyselleşmesini, birey olmasını sağlamış olacağız. Öyle teşekkür ederim. Ertuğrul Bey, size gelmeden önce hemen birkaç noktaya dikkat çekeyim. Bu pek herhalde dikkatini çekmedi kimsenin. Ben DARP raporuna bakınca aklımda birkaç soru işareti kaldı. Buradan kamuoyuyla paylaşayım. Şimdi Diyarbakır'da, Kult'ta, Diyarbakır'da 19 Ocak'ta öğle namazı saati 12.31. Cuma namazı imam olduğu için hadi kimi cemaat hemen kılar gider dersiniz 5-10 dakika. Hayır. Hutbeyi okuyacak. Hutbeye baktım. Normal okuma hızıyla 4 dakika 8 saniye sürüyor. Buraya kadar inceledim. Hutbe kaç dakika diye. Normal okuma hızıyla, yani ben şu an hutbeyi size okusam 4 dakikadan biraz fazla sürecek. Bunun imam biraz yavaş konuşur, 5 dakika deyin. Namazı kıldırma süresi yarım saat namaz sürse olur saat 13.01. 10 dakika kaymakamla tartışma yaşasa olur 13.11. 10 dakikadan fazla sürmüştür de. Şimdi kaldı arada 36 dakika. DARP raporunu ver. 13.47'de Kult'ta yaşanıyor olay, ama DARP raporu 13.47'de Hani ilçesinden alınıyor. Kult Devlet Hastanesi yok mu? Yani burada o bölgede izlenen bir televizyonuz, muhataplar yayına bağlanıp bu soruya cevap verebilir. Niye Kulp ilçesinde rapor almadınız da Hani Devlet Hastanesi'nden rapor aldınız? Kulp Hani arasındaki kilometre mesafesine baktım. Tam 64 kilometre. Yani 13-10, 13-15. Onu da sordum ben, niye öyle yapmış? Heh. Niye? Niye Kulp'ta rapor almamış? Artı yarım saatte 64 kilometreyi nasıl gitmiş? Yolun yani çok iyi. Gidebilir mi? Hızlı arabayla gidebilir mi? Gidemez. Otoban olsa tam, gider de. Hani Kult'tan oraya ara yani, baktım. Arada bir çay var. Lice yani var. Dakik midir şeyler? Yani. Ben bilmem. Yani rapordaki saati mi soruyorum? Yarım hayır, saatte bu raporu dakika, nasıl aldı? Oraya gitmeden, hastaneye gitmeden mi rapor yazılmış? Heh. Anlamına geliyor bu soru. Yani ben, ya, ben böyle yani bir iddiada şey bulunmuyorum. Sadece soruyorum. Bilemem. Belki de gitmiştir. Belli. Yok git, yani gitmiş, yani oraya gitmiş o. Nasıl gitti, tamam, 64 yani kilometreyi? Saatleri bilmiyorum ama oraya gitmiş. Hayır, 13.47. Şöyle gerekçelendiriyor o da. Heh. Şöyle nasıl gerekçelendiriyor. Hani kaymakamın en üst amiri olduğu ilçede değil de diğer tarafta almayı, hani doktorlara baskı olur, maske olur, bilmem ne olur falan filan şeyiyle. O da yani civarda aldığım şey. Hani orada yani Diyarbakır o yolu, o bölgenin, ilçenin yolunu bilmediğim için hani 64 kilometreyi yarım saatte gidebilir mi? Bence gidemez. Gidebilir ya, mi? Şu zaten çok basit o sorunun cevabı. Şey yok zaten. Zaten giriş çıkışlar öyle bir şey olsa Sağlık Bakanlığı devreye girer. Yusuf Bey, gitmediği halde, oraya gitmediği halde görmeden. Yo, belki işte dikkatten kaçmıştır. Ben o yüzden söylüyorum. Nasıl oldu bu kadar kısa mesafede yani, hepsini halletti? Yok, oraya gitmiş yani. Gitmiş oraya mi? Gitmiş, gitmemek diye bir şey yok.
Oraya gitmiş. İzledin mi? Görüntüler var mı abi sende? Yani. Efendim? Sende görüntüler var mı? İzledin mi? Hayır. Görüntüler değil. Yani bir o çevreyi araştıran, yani oralarda ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaş var. Hem de AK Parti'de ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaş. Yani o görenleri söyledi. O şeye gittiğini. Burada zaten iddia şu ise o Hizan'a, devlet hastanesine gitmediği halde o rapor düzenlenmiş iddiası ise, zaten o zaman Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma açması lazım. Yani Sağlık Bakanlığı böyle bir soruşturma açmadı. Sağlık Bakanlığı'nın konusuna girer o. Bu çok büyük bir skandal olur. Yani imam telefon açacak, şey yapacak, bana bir dart rapor hazırlayın diyecek. Öyle hazırlanacak. Bunlar yani olacak şeyler değil. Peki. Buradaki izahı, ben izahı doğrudur değildir yani demiyorum. Yani yok, benim dikkatimi çekti açıkçası. Raporu inceleyen herkes, Diyarbakır açıkçası bilmiyorum ama internete yazdım, baktım 60-70 yani kilometre mesafe var. Haritadan da baktım. Raporun saatinin de bir sıkıntı yok. Genel, şimdi söyleyeyim mi? Buyurun. Konu geldiyse. Şimdi ben yıllardır ceza hukuku yaparım. Hı hı. 10 yıla yakın polislik yaptım. Sayısını hatırlamayacağım kadar sağlık raporu aldım. Ben daha böyle bir sağlık raporu görmedim. Şimdi böyle bir sağlık raporu olmaz. Zeyt, raporu verir misin? Şimdi, okunuyordur herhalde. Sağlık raporunu da verin. Bir de imamın bacağını da verin oraya. O yara izini de verin. Bir çizik var. Bir çizik var, onu da verin. Bu yara izine sağlık raporu verilmez. Bir kere bunu darp herkes bilsin. Özür dilerim. DARP raporu verilmez buna. Böyle bir yaraya DARP raporu verilemez. Ha, çok küçük bir çizik olduğu için. Tabii bu DARP raporu verilemez buna. Ama bu bir, ne yazdığını bu okuyayım mı Ertuğrul Bey? İkincisi. Ben okudum. Tamam. Hepsini okudum. Sıkıntı yok. Buna sağlık DARP raporu verilemez. Bir kere bunu cebe koyalım. İki. Bu raporu veren hekim hanımefendi PKK sempatizanıdır. Net biliyor musunuz? Net. Net. Kendisinin ama isminden... isim vermeyin, ne olur ne olmaz. Raporda ismi var. Herkes ya, sosyal medyasına doktor... girip tamam, neleri paylaştığını vardı. Neleri paylaştığını görebilir. Tam bir bölücü, terör örgütü sempatizanıdır. Bu iki. %100 yani. %100 eminim. Tamam, %100 şu an ben ismini görüyorum. %100 Rilinç. Eminim. Bu iki. Üçüncüsü, başka bir ilçeye, velev ki kaymakam beyin tahakkümünden ve baskısından korkup gitmesi, o da ayrı bir skandal bir durumdur. Orada imamın kendisi de zaten devlet memurudur. Daha önceden kaymakam beyle bir problem yaşamamıştır. Kaymakam bey bu imamla yarışa girip hangimiz hastaneye daha önce ulaşacak yarışına da girmeyeceğine göre veya oradaki doktor da DARP raporunun kim tarafından yapıldığı yazılmıyordu yani. Veya oradaki doktor da kalkıp ya kaymakam bey böyle emretti, ben böyle rapor yazacağım diyecek karaktersizlikte olmadığına göre demek ki tek seçenek kalıyor geriye. Tam bir mizansenle karşı karşıyayız. Komplo mu diyorsunuz? Komplo. Niye komplo? Devamını getireceğim. Şimdi bir dakika Ertuğrul Bey, şurayı geçmeyelim. Ertuğrul Bey, şuraya geçmeyelim. Söyleyeyim yani mi? Şeyde o Hizan mıydı orası? Hani ilçesi. Hani pardon. Hani devlet hastanesinden alıyor. Olay Kulp'ta yaşıyor. Hani devlet hastanesinde. Devlet hastanesinde. Sosyal medya hesabında alenen PKK terör örgütü propagandasını yapan bir doktor mu çalıştırılıyor? Evet. Raporu da yani o vermiş. Bu diyor. Baştan aşağı skandal. Öyle. Tamam. Baştan aşağı skandal. Ya biz de işte bunları gidermeye çalışıyoruz Serdar Bey. Tuhaflık var. Çok hayır, şey var. Evet işte. Yani şimdi neresinden tutacaksın o zaman? İşte hiçbir yerinden tutamıyoruz. Yani Serdar gittiğimiz, abi. Bizim gittiğimiz doktor, oradaki doktor, PKK terör örgütünün, ben bilmiyorum. Sosyal medya hesabına da bakmadım. Ertuğrul Bey bakmış. O zaman bambaşka bir konu ortaya çıkar. Evet. Bambaşka bir konu ortaya aynen, çıkar. Aynen öyle. Usulüne uygun olmayan bir raporun hazırlanması. Şey gibi bir iddianız var mı? Hiç gitmeden vermiştir raporu. Hiç görmeden. Yani şöyle iddia edemem. Bir hukukçuyum. Bunu söyleyemem. Görmedim. Bilemiyorum. Ama bu çerçevede olasılıklar dışında tutamıyorum açıkçası. Yani net bir şekilde söyleyeyim.
Hani o kadarına cesaret ederler mi bilemem ama görünen benim açımdan bilinçli bir mevzu var. Niye bilinçli bir mevzu yani var? Yani orada kamera kayıtları vardır. Ama açıklanmadı. Özür dilerim. Ama Ertuğrul Bey bir şey söylüyor. Bir komplo var diyor. Niye şimdi, kaymakama komplo kursunlar? Çünkü Sayın Kaymakam Burak Akın. Burak Bey bir hafta önce falan sanırım ilçede şehitlerle ilgili bir program yapıyor. O olaydan bir gün önce de şehitler bir yürüyüşü önce, var. Bir gün önce mi? Şehit, bir gün önce şehit yürüyüşü var Kult'ta. Orada bir gün önce, organizasyon yapıyor ve Allah razı olsun çok güzel konuşmalar yapıyor orada. Devletin ve milletin birlikteliği, işte şehitlerin milleti ayakta tutmak için savaştığı, mücadele ettiği noktasında çok güzel bir konuşma yapıyor. Daha sonra Kaymakam Bey hutbeyi özellikle istiyor. Diyor ki ben bakacağım. Normalde kaymakamlar görebilir zaten. Ama normalde kaymakamlar iş yoğunluğu sebebiyle Cuma'nın hutbesini okumazlar ekseriyetle. Yani hani özel bir görev değildir o açıkçası. Kaymakam Bey bu yaptığı programın ardından özellikle diyor ki getirin bana hutbeyi. Hutbeyi ezberliyor. Cuma'ya belki de tabii Cuma'yı kılıyordur o ayrı bir mesele de o yapılacak provokasyonu bilerek gidiyor oraya. Kaymakam Bey oraya o olayların olacağını bilerek gidiyor. Yani satır atladığını bilmesi evet. De önceden hazırlıklı olduğunu aynen gösteriyor. Öyle, aynen öyle. Kaymakam Bey biliyor oraya evet, gittiğini, evet. O imamın onu okumayacağını bile bile onu gidiyor. Onu yapacağını biliyor. Tabii bile bile gidiyor. Çünkü bir gün öncesinden mevzular gelişmeye başlıyor. Fısıltılar geliyor kulağa. Böyle böyle durumlar olacak diye. Bilerek gidiyor. Aslında Kaymakam Bey onun imamın orada okumamasını bekliyor zaten. Hani öyle bir şok durumu yok ortada. Daha sonradan okumayınca haklı olarak Kaymakam Bey diyor ki sen bu böyle bir tavır alamazsın. Bunu derhal düzeltmen gerekiyor. İşin birinci kısmında toplum içerisinde imam ayağını topluyor diyelim Anadolu tabiriyle. İş bittikten sonra doğal olarak idari mülki amir hesap sorar. Sen bu işi niye yaptın diye hesap sorar. Bu bunun yetkisindedir. Bu yanlış anlaşılmasın ama imamın iddia ettiği gibi değil tabii. Hayır sözlü olarak tamam. Sen bunu niye yaptın savunmasını ister. Söyle kardeşim bu bir suçtur sonuçta. Şimdi İmamın iddia ettiği hiçbir hususun gerçekliği hukuk bazında bugüne kadar ispatlanamadı, ortaya konamadı. Raporun vardı. Düzmece rapor dışında. Tüm bu saydığımız doktorun sempatizanı olduğu örgüt, hastanenin farklı yerde oluşu, tüm bunların dışında böyle bir ize, bak yara bile değil bu, böyle bir ize, DAF raporu verilmez. Evet bildiğimiz bir çizik. Verilmez çizik kardeşim abi. Birbirimizi mi kandıracağız? Verilmez. Bu bir. İki. Bakın şimdi meseleler çok derin. Ama dizinde ağrı da var morardı diyor sonra. DAF raporu alsaymış madem öyle alsaymış DAF raporunu. İnceleyen doktor sadece çiziği mi görmüş? Allah aşkına. Şu çizik yani, mi? Bunu kaşırken, sağdaki. Ya bunu kaşırken mi yapmış? Bunu kedi mi çizmiş? Allah aşkına ya bu komik. Bundan mı şey. Rapor almış? Ya bundan DAF raporu alıyor buyurun. Çizik. Böyle bir izden, çizikten, yara değil çünkü bu, DARP raporu vermezler. Hiçbir doktor vermez, güler geçer yani. Çünkü ha söylediğiniz gibi dizinde şişlik, morarma, o morarmanın altında böyle bir iz olsa, o dizle ilgili bir rapor tutulsa derim ki tamam hakikaten aldı bir şeyi vurdu. Ama madem dizinde mikrofon şişlik var, niye böyle bir rapor almadın dizindeki şişlikle ilgili? Almamışsın. O zaman alsaydın biz de deseydik ki hakikaten tamam darbeye dayalı bir şişlik oluşmuş. Böyle bir rapora tamam herkes tamam da ama sen bir çiziye DAF raporu alamazsın. Böyle bir dünya yok yani. Doktor bu bir. İki. Doktorun ne olduğunu söyledik. İki. Bakın Lozan'ın 100. yılında geçen sene bir açıklama yaptı barolar. Kendilerince Kürtlerden oluşan avukatların ve STK'ların bir araya geldiği bir grup Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Bu açıklamada şunu söylediler. Dediler ki Lozan'ın 100. yılına geldik. Biz 100. yılın sonunda Türklerin, Türk devlet aklının Kürtleri kandırdığını ilan ediyoruz dediler.
biz Lozan'ı kabul etmiyoruz, biz Kürdistan'ı istiyoruz diye medyanın önünde açıklama yaptılar. Bir tek soruşturma olmadı. Bir tek ya kardeşim siz ne diyorsunuz diyen olmadı. Bir tek kınama olmadı, bir tek barolar soruşturma yapmadı. Bak, şimdi silsileye getireceğim ben size. Şimdi barolar bunu yapıyor. Geçiyoruz, böyle bir olay kurgulanıyor. Bak böyle bir olay kurgulanıyor. Sonra Diyarbakır'da birkaç kendini bilmez Kürt imamlar, tırnak içerisinde Kürt imamlar diye birilerini topluyor bir araya. Bir caminin içine birilerini topluyorlar ve onlara da sıfat olarak Kürt imam diyorlar. Bir kere orada vatandaşların veya o işi yapanların veya kendine imam diyen o zatların İslam'da ırk, etnisite var mıdır diye sormaları lazım. İmamın Kürdü, Alevisi, Türkü, Hristiyanı İngilizce var mıdır, İngiliz'i diye sormak lazım. İmam imamdır, İslam tektir ya. Bir kere bunu sormak lazım. Kürt imam ifadesi ayrılıkçı fikrin fiiliyata dönüşmesinin başlangıç aşamalarından yalnızca birisidir. Avukatların Lozan'ı kabul etmiyoruz demeleri işin siyasi ayağıdır. Kürt imam ifadesi işin sosyolojik ayağıdır. Bazı konular yavaş yavaş dalga dalga gelmektedir. Eğer Türk devlet aklı bu konuları bugün teşhis edip bugün noktayı koymazsa biz 20 yıl sonra Lozan'ı arar hale geliriz, Ankara'yı arar hale geliriz, Türkiye demeye, Türkçe konuşmaya korkar hale geliriz. Bugün bizim HDP'nin, PKK'nın oluşturduğu sosyolojiyi hukukçular konuşmamalı, siyasetçiler konuşmamalı, fikir adamlarının konuşması lazım. Peki ben dönüyorum, tarihçilerimize bakıyorum, fikir adamlarımıza bakıyorum. Bir tek Allah'ın kulu Kürtlerle ilgili veya PKK sorununa yol açan sosyolojik problemlerle ilgili bir tek kelime edilmemiş. Etmiyorlar, korkuyorlar. Siz korkarsanız onlar Diyarbakır'da hendekler açarlar. Siz korkarsanız onlar biz Lozan'ı tanımıyoruz, Kürdistan istiyoruz derler. Siz korkarsanız onlar Allah'ın bir tek inancı olan İslam'ı bölüp Kürt imam ifadesini kullanmaya başlarlar. Aslında problem çok derin. Biz bu derinliğin içine kendimizi atamazsak, oradan çıkmaya çabalamazsak, bunu sadece hukuk çerçevesinde görmeye çalışırsak Türkiye 20 yıl sonra elden gidecek. Türkiye gidecek. Bak bunu bugün söylüyorum. 2024'teyiz. Bunu bugün söylüyorum. Şimdi bazı akıllar vardır. 1000 yıl öncesinden çalışır. 1000 yıl öncesinden. Bak Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı değil mi? Türkiye'de Osmanlı'yı işgal eden sözleşmenin adı Mondros'tur değil mi? Bu ismini vermeyeceğim. Herkes baksın. Bizi genç kardeşlerimiz izliyor. Ödev olsun onlara. Mondros Sözleşmesi'nin imzalandığı geminin ismine bir bakın bakalım. Bir bakın araştırın bakalım Mondros. O imzalanan geminin adı nedir ve nereden gelme? Kaç bin yıl önceden gelen bir intikamın ismidir o. Bir açın bir bakın. Ben ödev verdim genç kardeşlerime burada. Şimdi biz bu konuları imam hata yaptı, kaymakam düzeltti dersek olmaz. Burada çok derin mevzular var. Burada 2000 yıllık mevzu var. Adamlar 1916'da ve 1917'de bir Balfour Deklarasyonu, bir de Sykes-Picot Antlaşması'nı yaparak Kürdistan'ı 100 yıl önce kurmuşlardı zaten Kuzey Irak'ta. Ya kurmuşlardı. Saddam'ın neydi Saddam'ın girdiği ülkenin ismi? Kuveyt. Saddam'ın Kuveyt'e girişinin planlanması, Kuveyt'ten Saddam'ı çıkarmak için Amerika'nın Irak'a girmesi, zaten 1917'deki anlaşmanın neticesinde Kürdistan'ın oraya inşasının bir çalışmasıydı. Bunları okuyamazsak, yargı yapsın dersek, Türkiye'de yargı hiçbir şey yapamaz. Daha toparlayamadık hiçbir şeyi. Yargı adamlarımızın fikir noktasında temelleri daha oturmadı. Oturmadı. Dosyayı eline aldığında kişi eğer sosyal bilinci oturmamışsa, bürokratın, hakimin, savcının, milletvekilinin, herkesin,
sosyal bilinç, tarihsel bilinç oturmamışsa yorum yapamazsın ki. İşte bu yorum yapamamak bizi bu hallere getirdi. Bunun için ben bu Kürtlerle ilgili kesinlikle hiçbir adım atılmamasını, her şeyin normal seyrinde devam etmesini ama fikri zeminde çalışmaların başlatılmasını istiyorum. Bakın ben Iğdırlıyım. Buyurun. Biz çok gördük böyle olaylar. PKK sempatizanları, PKK'nın bizzat kendi teröristleri çok çatışmalara girdi bizim oralarda. Ve en önce ne yaparlardı? En önce bizim oralardaki Kürtlerin dükkanlarını kapatırlardı. Kapatmayan Kürtleri önce döverlerdi PKK'lılar. Önce dükkanını kapatmayan Kürtlerin dükkanını yakarlardı. Önce Kürt çocuklarını dağa kaçırırlardı. Önce Kürtlere zulmeder PKK. Eğer bugün bunu anlatamazsak işte o fikri işgali kaldıramazsa hiçbir şey yapamayız. HDP'nin istediği zeminde gidiyoruz şu anda. Şu anda demin istediği zeminde bir Kürt konusu gidiyor. Toparlayalım. Ve biz de onun Zeki arkasından ilerliyoruz. Devam ederim. Tamam. Bu arada hakikaten içimiz karardı. Emekliler bizi konuşun bizi konuşun diyorlardı ya. Hadi bakalım müjdeli haberi verelim. Ya... Ver Yusuf Bey. Zeyt ver tweet'i. Serdar Bey tebrik ederim. Durun bir okuyayım hemen döneceğim. Ama önce hafta... Zeki Bey'e döneceğim. Okuyayım ya. Bir saniye haberi aktarayım lütfen. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü emekliler yılı ilan etmiştik. Profesör Doktor Vedat Işıkkan'ın Twitter'ı. Bu kapsamda emeklerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi paylaşmak istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun diyor Bakan Bey. Evet hayırlı olsun. Böylece herkes hakkaniyetli bir şekilde zammını almış oldu. Vallahi Zeki Bey izin verirse. Zeki Bey. Peki Serdar Bey buyurun. Bana ver Zeki Bey ne olursun. Abi sen benim abisin buyurun anne. Buyurun buyurun. Sağ olasın estağfurullah. Bakın geçen hafta daha önce ama çok yazılarımızda sosyal medya paylaşımlarımızda bir dakika yalaka takımı, fırıldak takımı, her dönemin adamı takımı emeklilere etmedikleri hakareti bırakmadılar. Bu yalakalar, her dönemin adamı, rüzgar gülleri, fırıldak ve yarın Recep Tayyip Erdoğan düştüğü takdirde mutlaka karşı tarafa geçecek olan goygoycu takımı emeklilere etmediği hakareti bırakmadı. Biz buradan başka ekranlardan dedik ki bu yapılan Türkiye'ye de zarar veriyor. Siyasi iktidara da zarar veriyor. Sayın Erdoğan'a da zarar veriyor. Emekliler arasında ayrımcılık yapılmamalı. Eşitlenmeli dedik. Dediğimiz zaman bu yalaka, goygoycu, her dönemin adamı, fırıldak takımı emeklilerle dalga geçti. Efendim, Türkiye'nin çıkarlarını emeklilerin düşünmemekle suçladılar. Onlara alçakça vatanseverlik dersi vermeye kalktılar. Ki o insanların çoğu 15 Temmuz'da meydanlardaydı. O insanların çoğu ben biliyorum 28 Şubat mücadelesini veren insanlar. O insanlara vatanseverlik dersi vermeye kalktılar. Sosyal medyadan alaylar ettiler, bana da hakaretler ettiler. Sen ne yapmak istiyorsun dediler. Şimdi eminim ki bu fırıldak takımı tıpkı İstanbul Sözleşmesi öncesinde yaptığı gibi. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkarken onlar diyorlardı ki İstanbul Sözleşmesi kötü bir şey olsa Sayın Cumhurbaşkanı hiç buna onay verir miydi? Falan filan diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem maddi hem manevi şahsiyetini istismar ederek bizim üzerimize geliyorlardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'ni iptal edince bu sefer hop değiş tonton. Ya efendim çok güzel oldu, çok güzel yaptılar. Serdar Şimdi, Bey... Bu geçen haftaki zam oranıyla 5 lahmacun alıyordunuz. Bu zam oranıyla bu oran, bu sayı kaça yükseldi? 5 lahmacun bakın burada lahmacun meselesinden farklı bilmiyorum Metin Tarhan Bey AK Parti MKYK üyesi. AK Parti MKYK üyesi olarak bu %5'lik emekli zammının mutlaka rahatsızlık verdiği kendisine gelmiştir. Sosyal medya paylaşımında yer verip uyardı mı, ikaz etti mi? Ben şunu söyleyeyim. AK Parti milletvekili olsaydım da
AK Parti MKK yöneticisi olsaydım da ben bugün nasıl İsveç'e onay vermenin yanlış olduğunu söylüyorsam, ben %5 zam verip emekliler arasında ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu o zaman da söylerdim. Peki. Siyasi hayatıma da mal olsa, etraf bir şey yapsa da. Ama gördüm ki pek çok AK Parti milletvekili dahil kendisine çok şikayet geldi halde. O milletvekiliyle konuşuyorum ben. Diyorum ki size sokaktaki vatandaştan şikayet gelmiyor mu? Serdar Bey. Siz çarşıyı pazarı dolaşırken emekliler dolaşıyor musunuz bilmiyorum da, fil dişi kulelerde yaşamıyorsanız, emekliler size bu bize yapılan haksızlıktır, niye ayrımcılık yapıyorsunuz diye tepkilerini iletmiyorlar mı? Siz bu tepkileri yukarı iletmiyor musunuz? Bu tepkileri sosyal medya hesabınızda paylaşmıyor musunuz? Parti içerisinde paylaşmıyor musunuz? Konuşmuyor musunuz? MKYK toplantıları yapılıyor. MYK toplantıları yapılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Buralarda Sayın Cumhurbaşkanı'na gelen tepkilerin ne kadar yoğun olduğunu, bunun aslında Türkiye'de zarar vereceğini, kesimler arasında sıkıntı yol açacağını söylüyor musunuz? Ya diyorlar ki genelde şu söyleniyor. Ya şimdi söylenmiyor yani bunlar. Biz siyaset yapıyoruz. Parti disiplini var. Orada parti disiplini var. Medyada medya disiplini var. Öbür tarafta ya vatandaş, milyonlarca vatandaş diyor ki ya diyor ona ver, buna verme. Birine seyyanen zam yap, birine yapma. Bunu yapmayın. Peki. Bunu yapmayınız. Devletin dini adalettir diyor. Bugün, Serdar Bey. Bugün şu eşitlik sağlanmış oldu. Tebrik ediyorum. Bakın tebrik ediyorum. Doğruya doğru de. Miktar önemli. Miktardan çok. Bir baba fakir olabilir. Zeki Bey kusura bakma. Bir baba fakir olabilir. Ekonomik imkanları çok iyi olmayabilir. Ama Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet arasında, çocuklar arasında ayrımcılık yaparsa sıkıntı buradan çıkar. Dolayısıyla o babanın yapması çok para kazanmak değil, o babanın yapması gereken kaynaklar az bile olsa o kaynakları eşit ve adil bir şekilde dağıtılması, gelir adaletini sağlaması. Ne dedik geçen hafta? Futbol kulüplerinin, o ultra zengin futbol kulüplerinin vergilerini büyük oranda Serdar indirirken Bey, Zeki Bey nezaketen bekledi ama program bir saattir 10 dakikadır devam ediyor ve Zeki Bey tek kelime etmedi. Tamam. Zeki Bey. Çok kısa bir tamam Zeki Bey buyurun. Serdar tamam cevap dolayısıyla tebrik ediyorum. Çok kısa bir o yalakalar da alsınlar bu kararı. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Serdar Bey, AK Parti yakinen tanıyorsunuz. Birçok arkadaşımızı da tanıyorsunuz. Basın mensubusunuz. Hiç kuşkusuz eleştiri de yapacaksınız. Söyleyeceksiniz de bu sizin aynı zamanda göreviniz. Çok doğal karşılıyorum. Doğru da bir yöntemdir. Olması da gerekiyor. Ama AK Parti'nin bir istişare kültürü olduğunu, kurullarında ilgili konuların tartışıldığını ifade etmek isterim. Emeklilerimizle ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı durumu biliyoruz. Bütçe imkanları dahilinde çalışmalar yürütülüyor ve sonuçta emeklilerimizi ihmal edemeyeceğimiz bir sonuca veya bir karara varacağız. Biçimde açıklamalar da oldu. Yani toplumumuzun herhangi bir kesimini gerek gelir grupları itibariyle gerek sosyolojik mensubiyet itibariyle ihmali söz konusu olamaz. Bütçe dengeleri açısından... Ama o %5 yanlıştı değil mi Metin Bey? Teknik çalışmalar... %5 şeyi, şu karar onun yanlış olduğunu gösteriyor. Kuşkusuz yani... Şu karar doğru. Şöyle daha da düzeltilecek. Zaten orada dikkat ederseniz paylaşımda 6 aylık süre var. Yani 6 ay sonra bunu yeniden değerlendirilebileceği anlamı evet. Da çıkıyor. Son derece kamuoyunda gelen tepkilerini siz gibi aydın entelektüel insanların da ifade ettikleri... AK Parti kurullarında dikkate alınıyor ve peki, değerlendiriliyor. Teşekkür ederim. Öncelikle bu haber hayırlı uğurlu olsun. Şöyle, reis zaman zaman böyle güzel şeyler yapıyor. Sebebi de şu, bence reis önce bir toplumun bir nabzını tutuyor. Kim hain, kim sadık, kim değil. Hayda, şimdi benim şeyler kanal... hain mi oluyor yani tepki gösterenler? Yapmasa hayır, ki de. Hayır, tepki gösterenler değil. Hayır, şimdi... Abi bak, yani ben şimdi tepki gösterdim dedim %5 az hain mi oldu? Serdar Bey belki, Serdar Bey, belki başka noktaya bağlayacak daha adamın birinci dakikası bile değil. Hayır yani diyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız ama bakın, böyle bir %5 atıyor ortaya. Serdar Bey valla bir şey itiraf edeyim mi? Bakıyor kim hain kim değil. Fırsat vermiyorsunuz ki konuşsun. Buyurun. Tamam. Abi müsaade edersen. Emekli meselesi biliyorsunuz hassas. Abi tamam. Müsaade edersen meramımı anlatayım. Kestiğin zaman geçen de kestin. Tamam. Sesimi çıkartmadım Edeben ama yanlış anlaşılıyorum. Yani önce bir dinlerseniz tabii. sonra ne demek istediğimi anlatırım. Tamam. Mesele şu. Reis zaman zaman böyle şeyler yapıyor.
Bu yaptığı şeylerde de kim hain, kim sadık, kim işin gerçekten ciddi ve emniyetli, kimse bu işte gerçekten doğru olduğunu bence tespit etmeye çalışıyor. Sebebi şu, bakın %5'i alkış tutanlar ve karşısında da hayır bu yanlıştır diyenleri bir baktı reis etrafında. Her dönemin adamlarıyla gerçeğin adamlarını ayırıyor diye düşünüyorum. Yani feryat figan edenlere bak dedi ki evet haklı bu, olması gereken şey bu. Ama %5'i o da biliyordu ki bu doğru bir olay değil. Dolayısıyla benim gördüğüm, daha doğrusu düşündüğüm şey bu. Yani burada zaman zaman bunları yaparak şunu da yapıyor. Bunu yaparsa reis yapar. Zam verirse reis verir noktasına da getiriyor. Dolayısıyla bu olay iyi bir gelişme. Yani hem bunun gerçek anlamda emekliler açısından söylüyorum. Feryat figan edenlerin ne kadar haklı olduğunu ben o zaman da söyledim. Şimdi söyledim. Bu feryat figanını görerek yalakalık yapan ya %5 çok iyidir diyenleri dur bakalım ya %5 çok iyi değildir. Çok iyi diyen oldu mu ki ya? Var abi olmaz olur mu ya? Yani her dönemin adam var. Gerçekten oldu mu? Samimi söylüyorum. Yani emekli değil adam %5 muhteşem bir zamdır. Piyasaları etkilememesi lazım diyen bir sürü Twitter'da bakın Allah aşkına ya. Yani Serdar Bey geçen devletin, hafta dedi ki 4 tane lahmacun yani, alamıyorum artık dedi. Yani ben onu söylüyorum. Yani dolayısıyla burada gerçekten bir takım kontrolleri de çapraz kontrolleri de yaptığını görüyorum ben. Dolayısıyla doğru olmak lazım, samimi olmak lazım. Her dönemin adamı, her sözün adamı, her dilinde alkışlayanlar değil. Bunu İstanbul Anlaşması'nda da gördük. Ama tamam şimdi biraz hakkaniyetli olmak lazım. Yani alkışlayanları boş verin de başta o zaman hangi akla hizmet 137 zam veriliyor? İstanbul Anlaşması'nda da hatırlarsanız. Hayır, başta niye ayrımcılık yapılıyor? İstanbul Anlaşması'nda da hatırlarsanız alkışlayanlar biz burada dedik herhalde doğru demiştik. İstanbul Anlaşması'nda milletvekilleri okumamış benim, zaten. Evet, benim gördüğüm şey şu. Burada gerçekten ben bu olayın çok hayırlı olduğunu, hayırlara vesile olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla ben emeklilere hayırlı olsun diyorum. %5 elbette ki değildi. Bunu reis de biliyordu. Nihayetinde bunu yapabilecek olan iktidar da bu iktidar. Başka bir iktidar değil. Şimdi gelelim imam meselesine, mevzusuna. Kulp. Tamam. Diyarbakır kulp. Şimdi buyurun. Abi ne demek istediğimi meramı anlatabildim mi? Kesmeseydin, kestiğin zaman yanlış ama anlaşılıyor. Yok Zeki Bey. Kesmek istemiyorum. İkinci şeyde. Tamam. Yani buna da katılmadığımı söyleyeyim tamam, yani. Tamam katılmayabilirsin. Sayın Cumhurbaşkanı baktı hainlere şeyleri aracılık etti onu bunu benim yaptı. Bu benim şeyim yani, benim kanaatimi tamam söylüyorum. Çok şey. Ya o kadar çok etrafında yani, yalaka var ki etrafında o kadar çok. Böyle hainler ayırt edilmez yani. Yani böyle, o kadar çok yalaka var ki o kadar çok şey var ki bence bu şekilde ayırt edilebilir. Yalakaları ancak görüyor. Ne olacak tamam. Sonra yalakalar ne yapacak? Ona göre de durum belirliyor abi yani yalaka ölçen metre yok ki koyduğu zaman bu kadar yalaka vardır diye. Tamam şimdi, yalakaları gördü diye tamam. Ne yapacak? Demek ki ona göre durum belirleyecek. Az değil ki 7'de 8'i tamam. 8'de 7'si yalaka. Neyse yani. Hani 10'da 9 değil de niye 8'de 7? Niye 7'de 5 değil de niye 8'de? 25 olunca. Abi neyse yani. Bey, 17 lira 2 kuruş. 17 lira 2 kuruş. 49.25. Alıştık artık. Anladım. Yuvarlak konuşmamaya. Şimdi şöyle. 7.5 demediğime 7.6 demediğime şükredin. Tamam. Şimdi şöyle burada yapılması gereken şey şu. Şimdi 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi. Biraz önce Ertuğrul kardeşim güzelce ifade etti aslına bakarsanız. Şimdi senin Mehmetçiğin benim Mehmetçiğim diye bir kural yok değil mi? Bu Mehmetçik hepimizin Mehmetçiği öyle değil mi? Bu sadece bu ülkenin değil. Bu vatanın değil. Bütün İslam aleminin aynı zamanda göz bebeği olan bir ordudan bahsediyoruz. Bundan 100 yıl önce Pakistan'ın kurucusu, fikir babası Muhammed İkbal'ın çok güzel bir sözü var. Ne diyor Muhammed İkbal? Buradan başlayacaksınız olaya. Dünyanın gözüyle başlayacaksınız. Bu iş ne Türk olayı, ne Kürt olayı, ne İngiliz, ne Laz, ne Çerkez olayı. Bu olay dünyada hak ile batının kavgası. Bir kere bunu görmezseniz Kürt halkı, vatandaşlık, yurttaşlık demeye başlarsınız. Mesele şöyle başlayacaksınız. Diyor ki Muhammed İkbal, Bizans'ın surlarını yıkan Türk aslanları yeniden uyanacak, düşmanlarını yeniden parçalayacak diyor. Şimdi siz bunu eğer bilmezseniz, bu ordunun ne anlama geldiğini görmezseniz, o zaman şunu yaparsınız. İşte böyle ahmakça, haince, alçakça, tırsakça, korkakça veya hünharca size verilmiş olan görevi yerine getirmezsiniz. 657'ye tabi bir devlet memurusunuz siz. Ne demek korktum ya? Aslanlar gibi Mehmetçik soğukta, kışta, karda korkmayacak, kaçmayacak, canını verecek. Sen alçakça orada iki tane kelam etmekten tırsacaksın. Kimden? 3-5 tane çapulcudan. Soru şu.
Sen 657'ye tabi her maaş döneminde geldiğinde aylığını benim senin cebimden aldığım bir adamsın. Özür dilerim. Bakın şöyle ben, bir şey, hayır, Zeki, ben cezacıyım. Zeki Bey unutmayın, unutmayın. Ama şunu sorayım. Yani orada gerçekten bir örgüt baskısı mı var ki ya da bir tehdit baskın mi var? Varsa, korktuğun şey ne? Baskın varsa çıkmazsın şeye, hutbeye. Bu kadar net. Dersin ki burada bir baskı var. Devlet güvenliğini alıncaya kadar ben burada hutbeyi irade etmiyorum diyeceksin. Bilmiyor muyuz biz? Kalkıp birçok Kurtuluş Savaşı'nda kalkıp da İstanbul'da, Bursa'da, Balıkesir'de, Antep'te, Urfa'da çıkıp aslanlar gibi hutbeyi irade edip ben bu cumayı kıldırmam, bu cuma farz değildir diyen imamları bilmiyor muyuz biz? Hem de düşman işgalindeyken, hem de namlunun ucundayken. Sen kimsin ya? 657'ye tabi olan bir devlet memuru olarak söylüyorum. Eğer sen ki şu anda eğer orada ben kasten bu işi yapmadım, bilerek olmadı, atladım diyorsan ihmal suçu Türk Ceza Kanunu'na göre. Eğer sen ben bunu biliyordum ama başka içerisinde yaptım dersen görevi kötüye kullanma suçu. Buna göre yargılanacaksın. Dolayısıyla bir tane çizikten kalkıp da o halde kamuoyunun anlaşamadığı konu ne o zaman? O anlaşamadığı konu şu, mugalataya getiriliyor şu anda konu. Şu anda yapılan iş ahmakça, haince bir iş. Dolayısıyla nasıl kişinin... Nasıl yapılan iş ne? Şu anda ne yapılıyor biliyor musun? Bu iş şuna getirilmeye çalışıyor. İşte orada güvenli bir ortam var. Biz sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. Terör kaynağını da kurtmaya çalışıyoruz. Terör kaynağına kadar, inine kadar gitmişiz. Süleymaniye'ye kadar gidiyorlar. Şu anda fellik fellik kaçıyorlar. Ama sen içeride diyorsun ki ya böyle değil bak olay. Gördün mü? Algıyı kırıyor. Tamam, algıyı kırıyorsun sen. Sen kimsin? Sen kimsin? Benim Mehmetçiğin yani orada bir toz damlası kadar bir sen leke götüremez. Tabii ki operasyon. Tamam mı? Şey. Bu PKK'nın bir aklı bu. Ve PKK severlerin bir aklı bu. Hainlerin aklı bu. Bunu bilmesi lazım bu yurttaşta, bu vatandaşlarımızın. Ama Metin Bey ilk etapta iktidara yakın kesimler imama sahip çıktı. Böyleyse niye böyle? Neden biliyor musunuz? Yani, çünkü şöyle dart var dendi. Bakın bunların hepsi böyledir. Bir saniye, siyasi. Metin bir dakika Bey, ben bir bitireyim de. Tamam, peki. Siyasi bir algı var. Bunlar politik algıları çok iyi yönetirler. Bunlar toplumu, sosyal medyayı, gazeteyi artık kullanım kullandıkları için. Şu an ben isim vermek istemiyorum. Cevap hakkı da olacak. İlk tweet'i atan kişi mesela. Bakın o da bilmeyerek ben de bakın ben ilahiyatçıyım biliyorsunuz ya, siz. Ben sadece okçu değilim. O bir algının kurbanı mı oldu? Elbette ki. Yani araştırmadan yaparsanız hani bir tane siyasetçi şeyde Alper Gezer Avcı namaz kılıyor diye tweet atıyor. Sonra bakıyor ki Malezyalı bir şeye ait getirmişler üzerine kafasını Photoshop'la yapmışlar. Ondan sonra bakıyorsunuz aslında yani Alper Gezer Avcı namaz İlk kılıyor değil. Yani sen paylaştığım evet, ama. Yani ya. Sert bir tepkiyle. Şimdi Diyanet sen. Şimdi neden biliyor musunuz? İşte bu araştırmayı yapmazsanız asıl akıl oyunlarını görmezseniz Zeyd Kaşyakamız var. Eğer siz çerçeveyi ufak görürseniz Zeki, resmin büyüğünü görmezseniz zor durumda kalmış. Bir virgül dönüşte sizinle. Eyvallah. Vallahi çok çabaladım siz devam edin diye ama eyvallah. Hakkınızı helal edin. Bir şey söyleyeyim mi acaba? Var mı? Dönüşte lütfen. Tamam. Dönüşte reklam. Reklam da lazım bize. Kısa bir reklam, dönüşte karşınızda olacağız. İkinci bölümle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Zeki Bey'le devam edeceğiz. Kulptaki olayı konuşuyoruz. Birazdan Serdar Bey'e döneceğim. Serdar Bey dedi ki yeni bir bilgi vereceğim ama önce Zeki Bey bir tamamlasın sonra Ankara'ya gidelim. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Seyircilerimiz de burada iyi dinlesinler. Bu arada şunu da belirteyim. Olayın... Bir uyarı mesajı geldi. Ben yayından önce baktığımda bir kaynakta 64, bir kaynakta Kulp'la Hani arası 64 ve 70 kilometre gördüm. Bir uyarıya göre de 80 kilometre ve 1 saat 24 dakika mesafesi var. Buyurun. Seyircilerim şunu bilsin ki bu olaylar PKK'nın eli kanlı çocuk katili, bebek katillerinin sahada nasıl yenildiğinin en önemli göstergesi. Artık kirli oyunlarla oradaki doğudaki temiz halkın, dini hassasiyet olan halkın üzerinden artık oyun yapmaya başladılar. Bakın şu çok alçakça bir şey. İmamın Kürdü, Lazı, İngiliz olmaz. Din tektir. Her şeyden önce biz Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Bunu bir kere bir koyalım. İkincisi şu. Bu Necip topraklar Gazze'deki her katledilen insanın katledilmemesi için dua eden %99'u hainler hariç Suriye'deki, Irak'taki, Afganistan'daki, Filistin'deki Balkanlardaki ne kadar mümin varsa, Müslüman varsa, aynı zamanda mazlum coğrafya varsa ona el uzatan bir milletten bahsediyoruz. Necip bir milletten bahsediyoruz.
Bakın bugün Rusya'da savaş oluyor. Ruslar da bu ülkeye sığınıyorlar. Ukraynalılar da bu ülkeye sığınıyorlar. Bosna'da savaş oluyor. Dindaşlarımız ama bizim soydaşlarımız değil buraya sığınıyorlar. Irak'ta Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü buraya sığındılar. Suriye'de keza öyle. Bakın Ermenistan'da savaş oldu. Ermeniler buraya sığındılar. Özür dilerim, tekrar konuya dönelim. Şu noktayı şunu söylüyorum bakın bu ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İşte biz PKK ile falan mücadele etmiyoruz. Biz Fransızla dün Çanakkale'nin açıklarında hangi hain devletler varsa, dün Çanakkale'de hangi bayrağı taşıyorsa, bugün PKK şarlatanlarının arkasındaki paçavraları yırttığınızda bu bayrakları görürsünüz. Şuraya bir açıklık getirelim. Birinci bölümde biraz değiniriz ama havada kaldı. Size göre şu anda o bölgede memurlara ya da halka bir PKK baskısı ya da HDP baskısı var mı yok mu? Ben size şunu çok, çok ne söyleyeyim. Bakın burada Metin abinin, Metin abi diyorum abinize. Benden daha genç görünüyorsunuz. Daha karışmaksınız ama daha yakışıklı olabilirim. Ayrı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. O bölgenin insanı olarak söylüyorum. Ben o bölgeyi bilen bir kardeşinizim. O bölgeleri biliyorum. Ve burada hakikaten hani Burak Akeller kaymakam, ellerinden öpülecek bir kaymakam. Öncelikle tebrik ediyorum. Alnından değil, ellerinden öpüyorum bir abisi olarak onu. Neden biliyor musun? Orada öyle bir operasyon var ki. Kaymakam Bey tamam 36 yaşında. Ben bir abisi olarak söylüyorum bunu bak. Ne öyle devleti o kadar güzel temsil ettirmiş ki. Devletin o kadar varlığını orada hissettirmiş ki. Oradaki kulttaki benim halkım, bu arada benim Zeki vatandaşım. Bunu bir darp olayı yok diye. Kesinlikle yok öyle bir şey. Hani yanlış tamam anlaşılmayın mı? Diye tamam arayın. Hayır. Neden diye söylüyorum. Buna tepki koyarak oradaki sen niye okumuyorsun dediği için söylüyorum. Tamam. Yani bir kaymakam olarak şunu diyebilirdi. Ya okumadı, çok okumadı. Çekip gideyim falan diyebilirdi. Gencecik bir kaymakam devletini temsil ediyor orada. Milletin güvenliği için orada. Can ve mal güvenliği için orada duruyor. Dolayısıyla bugün bakın kulpa gidin bu saatte kafeteryalarda insanların oturduğunu ama görüyorsunuz. Ama imam diyor ki bana baskı var. Burayı netleştirelim. Bakın, size göre bir algı mı bu? Bugün 100 yıl önce o coğrafyalarda baskı olduğunda Fransızın, İngiliz'in, İtalyan'ın süngüsü altında ona karşı duran onların çocuklarıydı. Bu bir. İkincisi, İmam'a sizce bir baskı var mı yok mu? Bence bu baskı yok. Bu bir algı. Net ifade. Bu bir operasyon. Ha. Bak net söylüyorum. Bu bir hainlik. Yani böyle şey, ahmaklık falan değil. Yani net hainlik. Yani şunu mu diyorsunuz? İlgili. Ya sürekli imam imam demek de hakikaten ben vicdanen. İlgili kişi. Mesela imamla falan imamlar kirletmeyelim ya. İmam kavramı İmamlar kirletmeyelim. Bunlar imam kismeti altında. Görevli diyelim. Tamam görevli. Görevli. Eğer böyle. Ama şunu da. Hani siz hukukçusunuz daha iyi bilirsiniz. Bir kişinin suçluluğu ispatlanıncaya kadar masumdur. O yüzden ben arada kalıp soruyorum. O zaman sizin bu dedikleriniz size göre doğruysa bu kişi namaz kıldırma görevlisi diyeyim hadi. Eğer böyleyse tabii kime hizmet ediyor? Kime hizmet ediyor? Terör örgütüne hizmet ediyor. Terör örgütüyle birlikte İsrail'e hizmet ediyor. Bakın bugün gündemimizde neyi konuşmamız lazım bizim? Terör Gazze'yi konuşmamız lazım. Terör hizmet ettiğine dair dayanağınız nedir? Çok net bir şey söyleyeyim ben size. Bakın ne diyor? Baskı var. Kimden baskı var? Kim var? Baskı yapan kim orada? Oradaki halk mı baskı yapıyor? Oradaki memur mu? Polis mi baskı yapıyor? Oradaki herhangi birisi bir aşiret mi baskı yapıyor? Bu bahse konu olan görevlinin ama diyorlar ailesinde ki şehit var. Ya peşinen korucu yorum şehitler var. Peşinen yorum yapıyorsunuz. Bölgenin özel dinamikleri var diyorlar. Hatta nasıl bana bir abim de kabadaylık yapıyorsunuz falan dedi. Burada Metin abi andasın ya. Ya. Yani şimdi canlı yayında bağlanabiliyorsak bağlanalım kurtma merkezine. Metin Bey orada memurlara yönelik ya da bayrağına o zaman sahip devlet çıkan, ya, bu böyle bir sahip şey çıkan, halka yönelik bir takım kişilerden baskı var mı? Devletimizin hakimiyeti. Yani bir otorite boşluğu mu var? Yok, devletimizin hakimiyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının her yerinde. Ki devletimiz dışarıda da faaliyet yürütüyor. Yani eğer bilmiyorum yani gerçekten de din görevlisi dediğimiz memurumuz eğer şey demişse yani ben baskı görüyorum demişse tabii. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani böyle bir baskının olması mümkün değil. Şu irdelenebilir. Herhangi bir niyetle söylenmiş olabilir. Veya işte bir projenin hayata geçmesinin sonucu olabilir. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Devlet var iken kulp gibi bir yerde kurumlar çok sağlıklı işliyor iken baskı vardır demek mümkün değil. Aa, bundan 10 yıl önce söylemiş olsaydı bunu kabul edebilirsiniz. 20 yıl önce söyleseniz kabul edersiniz. Ya bugün Türkiye'nin bakın Metin abi. Zeki Bey de bölgede zaten yani. Ya şimdi siz kalkıp da bugün eskiden yollarda yol kenarlarında eşkıyaların kestiği 10 yıl önce 15 yıl önceki hikayeden bahsediyoruz. Bugün çok rahatlıkla seyahat edebildiğiniz güven içerisinde gittiniz. Niye? İşte oradaki aslanlarımızın söylemediği
O hain adamın, ben ona görevli falan demiyorum. O hain adamın söylemediği korktu. Benim bakın bu kurtuluş mücadelesini başlatan Kürt Reşo değil mi ya Diyarbakır'da? Senin deden değil mi? Utanmıyor musun sen ya? Şimdi böyle bir durumda sen kime yaltakçılık yardakçılık yapmış olsun? Ve onun yaltakçılarından bahsediyorum biliyor musunuz? Şu anda sözde ona tweetlerle destek veren veya onlarla ilgili böyle ahmakça haince işlemler yapanlar için söylüyorum ben. Yani bir bakın ne oluyor önce? Bu vatan bakın eğer söz konusu vatansa gerisi teferruat. Bu işin apaçık bir operasyon olduğunu göremeyecek kadar eğer siz ahmaksanız o lütfen o görevleri bulunduğunuz yerleri terk edin. Bakın eğer bir böyle bir şey gelmişse ne yapması lazım bir devlet görevlisinin? Yapması gereken şey şu. Kaymakama değil gidip savcıya diyecek ki bana baskı yapıyor. Bana Zeki dedi ki Ertuğrul dedi ki bunları okuma kardeşim. Dolayısıyla ben bu şeyden dolayı tehdit alıyorum. Gerekli olan işlemleri yap ey devlet demesi lazım. Sonra gelip demesi lazım ki eğer böyle bir tehdit devam ediyorsa devlet gerekli tedbirleri almıyor deyip gerekli makamları kendisi bildirmesi lazım. Efendim bölgenin dinamikleri var. Bölgenin hiçbir şeyi yok ben size söyleyeyim. Bölge gayet temiz. Bölge bugün Hakkari'de o it sürülerinin, o çakalların gezdiği yerde Hakkari'li halkım benim şu anda kayak yapıyor. Benim oradaki halkımın da aynen batıdaki İsviçre'deki kadar hakkı var oradaki dağları kullanmaya. Yani oradaki adam kayıyorsa benim Hakkari'deki insanın daha fazla hakkı var orada. Örgüt bağlamında baskı yapıyor. Elbette ki onu söylüyorum yani. Peki, HDP tabanından bir baskı olabilir mi? Kim yani tabanına bakın kim? HDP dediğiniz şey o yapının şeyi değil mi ya? Siyasi uzantısı değil mi? Yani biz bunu söyleyeyim ya ben hani bakın bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Bütün genel kanaat söylüyorum. Maalesef şu anda bununla ilgili karar verecek olan mercilerin yavaş hareket etmesinden kaynaklanan durumlardan dolayı. Sadece din görevlisi ya da imam özelinde diyelim bir öğretmen çocuklara ders verdiği için tehdit alıyor. Ders müfredatta böyle. Ne yapmalı o zaman? Bakın çok basit bir şey var bununla ilgili. Diyelim ki tehdit alıyor. Gideceği yer yani Türkiye Türkçe Cumhuriyeti'nin... Yani Türkçe dersini mi anlatmayacak tehdit olunca? Ne yapacak işte? Yani ya yapacağı şey çok belli. Gerekli olan hukuk işlemleri başlatacak. Gerekli olan yerlere ihbar edecek. Gerekli olan şikayetlerinde bulunacak. Yani devlet orada hakim diyorum. Yani bakın Yusuf Bey, siz de o bölgenin insanısınız ya. Bakın şu anda diyorum ki Hakkari'nin eskiden, bırakınız merkezinde, Metin abi de oraları bildiği için söylüyorum değil mi abi? Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce merkezinden, bırakınız evinizden dışarı çıkamazken, şimdi kayak merkezlerinde insanlar kayıyorlar. Ya o insanların da İsviçre'de adam kadar hakkı var ya, kaymaya. İsviçre'de adam kadar orada özgürce kendi vatanını solumaya hakkı var ya, imkanlarından faydalanmaya hakkı var ya. Şimdi biri yeri hayır diyor, sen bunu yapamazsın. Sen özgür olamazsın. Ben istediğim kadar özgür olursun diyor. Benim ideallerim doğrultusunda sen özgür olursun diyor. Çünkü İsrail'in burada diyor hedefleri var. Çünkü arz-ı mevudu gerçekleştirmem için benim buralarda huzursuzluk yapmam lazım. Bebekleri öldürmem lazım. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi diyor. Siz reklam arası dediniz herhalde. Ben o bölgede çalışıyorum dediniz. O zaman şu soruyu da soralım. Bir örgüt baskısı yoksa, vatandaş baskısı da var mıdır yok mudur bilmiyorum HDP tabanından. Mesela şehit düşmüş askerlerimizle ilgili o bölge halkının genelinin bakışı nasıl? Nasıl? Bakın yakın bir zamanda biliyorsunuz bundan herhalde 3 ay önce 4 yani ay ben önce. Ben aslında nasıl olduğunu biliyorum köylüler, da. Köylüler PKK'lıları yakaladılar. Güvenlik güçlerine teslim ettiler ya. Eskiden ekmek çalmaya gelen, onun koyununu kuzusunu çalmaya gelen köylüler yakalayıp güvenlik güçlerine teslim ettiler ya. Siz ne baskısından bahsediyorsunuz Allah aşkına? Yani aslında bir vatandaş baskısı da olamaz diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi yani? Burada belli ki bazı odaklar, sempatizanlar bizim askerimizin, bakın şehit olanların içerisinde Diyarbakırlısı da var, Urfalısı da var, Kürdü de, Lazlı da, Çerkezi de var. Yani bu Mehmetçiğin İslam ordularının bir ordusu olduğunu bilmeniz lazım. O halde ilk etapta AK Parti'ye yakın gözüken kimi hesapların ya da görevlilerin, bürokratların ya da gazetecilerin tepki gösterdiği şey neydi? Bakın bazen şey vardır biliyor musunuz? Yani kaymakam aleyhinde tepki gösterdiği şey neydi? Diye bir şey var. Hani, ben hakkaniyeti yakalamak için her yönden sormaya çalışıyorum. Medyanın etkisiyle tamam. Olayları önce olanı olduğu gibi görüp olanın arkasındaki olmayana bakmadan yargı dağıtan adamlar. Yani şöyle mi hesap ettiler? Size göre bir darp yok. Darp olduğu için bu tepkiyi gösterdiler. Aynen öyle. Ya olduğu yani için derken kendilerine olduğunu düşündükleri için. Tamam mı? Yani dediler ki hemen bir savunma mekanizmasıyla hareket ettiler. Dolayısıyla bunun sonucunda göreceksiniz bakın. Hangi kumpas olduğunu çok net göreceksiniz burada. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Burada sahadaki başarının nasıl şehirlere kaydırılarak kirli bir şekilde bak biz burada bunlar aslında yani Hakan Fidan diyor ki Süleymaniye ayağını denk al vururum diyor ondan sonra mı geliyor? Metin Bey bununla bu. Şey, efendim?
Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın bir açıklaması vardı Süleymaniye ile ilgili. Hani ayağına denk al, yapacağımızı yaparız dedi. Gereğini yapacağız dediği şey bu yani. Bakın ne var biliyor musunuz? Halkımızın dini hassasiyeti duygularından az önce de konuştuk, harekete geçirme adına söylüyorum. 19 Ocak yani o cuma günün bir gün öncesinde kulpta şehitler yürüyüşü var bir kalabalıkla. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Orada baskı yoktu da oradaki insanların tamamı herhalde İstanbul'dan götürülmedi, Konya'dan götürülmedi, Trabzon'dan götürülmedi değil mi? Oradaki yerli insanımızdan bahsediyorum. Ya emin olun onlar senden benden bu vatanı daha çok seviyorlar. Oradaki insanlar için söylüyorum bakın. Bunu bir kere şey yapalım. Yani sanki böyle bir şey varmış gibi biz hem PKK'nın hem de onun siyasi uzantısının asla oyuncağı olmayalım. Bakın onun oyununa düştüler. Siyasi oyununa düştüler. Yani efendim işte burada bir yahu bir hukukçu olarak söylüyorum. Bakıyorum biz şimdi biz konuşurken kimleri de yakaladıkları tweet'e mesela bazı sendikalardaki başkan yardımcıları falan kaymakam ve valiler için herhalde hödükler, güdükler gibi şeyler yazmış. Yarın hemen silerler merak etmeyin. Olaylar ortaya çıkınca hemen sileceklerdir onlar. Ondan sonra Sayın Bahçeli'nin tepkisinden sonra mı silerler? Aldatıldık diyeceklerdir büyük Sayın Bahçeli'nin tepkisinden sonra mı silerler? Evet, geleceğim. Şimdi Zeki Bey bitirsin bana kızmasın Serdar Bey. Sonra ben, size ben size şunu söyleyeyim bakın. Şu anda gördüğümüz şey şu bizim. Biz hem Suriye'de hem de bir teröristan kurdurmama noktasındaki Kuzey Irak'taki mevzularda bizim askerimizin orada ne kadar başarılı olduğu, saha operasyonlarına ne kadar hakim olduğu, oradaki insanların da huzur ve güvenin içerisinde nasıl yaşadığını biz bu olayla görmüş olduk. Ve bu kirli oyunlarını sahada yapamadıkları şeyi alanda saha masaya inerek, alana inerek şunu yapmaya çalışıyorlar şu anda. Oradaki insanların dini duygularını kullanarak. Hem batı hem doğuda bakın etkisini görüyor musunuz? Ama bir anda eğer hemen. Böyleyse siz çok net konuşuyorsunuz. Ertuğrul Bey de çok net konuştu. Çok açık konuştunuz. O halde doğru buysa niye hükümetten bir yetkili çıkıp bizi aydınlatmadı? Niye sessiz kaldı? Şu anda bence onlar da olayın ne olduğunu araştırmaya çalışıyorlar. Çok basit. Şimdi yani biz, gideceksin o. Bakın biz bugün çözebildik olayları. Gel bak, bakalım ne oldu? Kaymakam şimdi ben kaymakamla ilgili tweet İmam atacaktım. İmam Efendi'yi de dinleyeceksin. Bakın kaymakamla ilgili tweet atacaktım. Ben bu adam, o sonra adamı tanımıyorum. Sonra darp veren doktora gideceksin. Gel bakalım niye buram? Çok basit aslında. Bu soruşturmaların neticesinden çıkacak. Göreceksiniz bunu. Bu soruşturmanın neticesinde bir operasyon olduğunu göreceğiz biz. Ama bu defa da şey mi diyecekler? Yani bakın baskı altındalardı. Bürokratlar da korktu böyle bir sonuç çıkardı gibi bir algıyla mı karşılaşacağız? İşte onlar hiçbir şey olmayacak, ya, bunlarla işte. İlgili olan kısımlarda şunu söyleyeyim. Bir daha böyle bir durum olduğunda herkes aklını başına alacak. En büyük şey bu olacak. Çünkü bakın utanacağını hiçbir şey yapmayacaksınız. Ya bakın Yusuf Bey ben sizi takip ediyorum. Siz de beni takip ediyorsunuz. Ben Anadolu Ajansı'nın kurucu baş müşaviriyim. Ve bana Anadolu Ajansı ki iletişim mezunu olmama sebebiyle de şunu söyleyeyim ben size. Anadolu Ajansı bana çok güzel bir şey öğretti. Hemen ortaya çıkmış olan bir haberi, size verilmiş olan bir olayı hemen gerçek kabul edip bunu yaymak veya söylemek doğru bir şey olmadığını, kaynağından doğrulatılmacık da, Allah razı olsun bu konuyla ilgili de Serdar abinin de hakkını yemeyeyim. Bizim gazetecilik dönemlerimizde bize anlattığı bir şey vardı. O da şuydu bak kendisi de burada olduğu için söylüyorum. Bir haber geldiği zaman öncelikli olarak teyit edin. Teyit almadan asla bunun doğru özür olduğunu dilerim. Söyleyemezsiniz. Bizim diğer binayı arıyorlarmış. Hani Diyarbakır'dan biri bana bir mesaj atıyormuş diye lütfen okusun ne olur okusun diye. Belki de hani bizim söylediklerimizin dışında itiraz noktasında bir mesajdır ama ben şu an bir mesaj göremiyorum. Nereden mesaj atmış onun bilgisini de verirseniz bana bu mesajları atanlar ben okumaya çalışırım. Bu arada tabii telefonla da fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Çünkü konu dinlemem gerekti saygısızlık olmasın diye. Ama Zeki Bey devam ederken ben yine de bakayım. Görürsem okuyacağım söz. Dolayısıyla Yusuf Bey şunu söyleyeyim ben. Ki zannediyorum bu konuyla ilgili Serdar abi de birkaç kilam edecektir. Bizim döneceğim bu batısıyla doğusuyla kuzeyle güneyle artık bu milletin kendisiyle bir sorunu yok artık. Bakın burada problem çıkartmaya çalışanlar, Sunni gündem oluşturmaya çalışanlar üstüne basa basa şunu söylüyorum. Gazze'de bugün binlerce çocuğumuzu katlettiler. On binlerce insanımızı katlettiler. Bizim konuşmamız gereken konu bu. Ve gündemini bunlar değiştirerek kime hizmet ettiklerini de çok açık ve net olarak söylemek gerekiyor. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Burada bizim Sultan Asva Alparslan'ın torunu olarak söylüyorum. Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak söylüyorum. Artık bu ülkede ne katil İsrail Siyonizmin, ne İngiliz emperyalizminin, ne de Amerikalı dünkü haydut devletin
oyunlarına gelebilecek bir millet değil artık bu millet. Bu millet artık kendi kaderini kendi tayin edecek bir millet. Bu millet aynen 100 yıl önce nasıl olmuşsa şu anda da birliğiyle, beraberliğiyle devam edecek olan bir millet. Tekrar söylüyorum bakın. Hakkari'de, Kulp'ta, Hani'de, Şırnak'ta, Ağrı'da, Van'da, Edirne'de, Trabzon'da, Konya'da eğer batıdaki ne kadar hür ve müreffeh yaşıyorsa buradaki insanlar ondan çok daha farklı, çok daha fazla hakkı ve bu konuyla ilgili de hürriyeti olması gerekmektedir. Dolayısıyla şunu bilin. Yani batının medeniyetinden bahsederken gördük biz batının medeniyetini şu son 110 günde ve Anadolu'nun ferasetini gördük. Anadolu insanının irfanını gördük. Peki. Anadolu insanının irfanı hala devam ediyor. Son söz olarak Erbakan hocamın sözüyle söyleyeyim. Bu milletin küllerini üflerseniz altında yanan közleri görürsünüz. Bugün siz doğulusunuz. Bakın Kulp'tan bahsediyoruz değil mi? Şu anda biz gitsek Kulp'a. Kapıyı çalsak herhangi bir kapıyı bakın. Hiçbir şeye gözetmeksin söylüyorum. Desek ki biz açız. Kapı yüzümüze kapanmaz. Buyur edilir. Doğru mudur? Eyvallah öyle. Böyledir bu Anadolu insanı. Yemek Konya'ya gitseniz aynı şekilde. Ayıplanır. Hani birine gittiğinde çayını içmezsen ayıplanır. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Bu halk böyle bir halk. Bu halk necip bir halk. Eyvallah. Hakikaten öyle. Bayramlarda köylerde ya da işte o bölgede gezerseniz her gezdiğiniz evde bir kaşık alırsınız tam doyurmazsınız ki kendinizi. Diğer evde de yesin yemezseniz ayıplanır. Hakikaten öyle. Şimdi birinci bölümde dedik ki şimdi Serdar Bey vereceği bilgilerle bu konuyu açıklık getirecek. Ben sordum. Rapor var. Zeytin'e verebilirsin. DARP raporu. Orada biz dedik ki olay Kulp'ta yaşandı. Rapor niye Hani'de alınmış diye. Artı dedik ki yarım saat sürerse cuma namazı 13.01 10 dakikada tartışma yaşansa olur işte 13.11 13.12.13 yarım saatte 47'de almış 13.47'de yarım saatte Hani'ye nasıl gittin 80 kilometre mesafeyi internette baktığınızda 1 saat 24 dakika sürüyormuş bu mesafe. Serdar Bey nasıl gitmiş ya da evet. Gitmiş mi? Şimdi onun cevabını vereceğim. Gitmemiş. Yeni bilgi. Onun cevabını vereceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Bizi Güneydoğu'dan da takip edenler var. Şimdi AK Partililere, Güneydoğu'da siyaset yapan AK Partililere sorduğumuz zaman nasıl DEM bu kadar, HDP bu kadar yüksek oy alıyor dediğimiz zaman şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki bazı yerlerde silah zoruyla alıyor. Bazı yerlerde Yusuf Bey dinliyor musunuz? Dinliyorum ama bana baskı var mesajlarımı oku diye Serdar Bey. Ya baskı yani ta güvenliği aramışlar niye okumuyor var. Diye. Oysa ben mesaj göremiyorum. Bak, hani Yusuf olur Bey, ya belki bambaşka İmam bir şey orada baskı var diyor. Siz yanlı baskı yayın var yapıyorlar demesinler diye. Tamam. Şimdi evet. Doğru. Ses kesildi ama. Ben sizi duyuyorum buyurun. Ha tamam. Şimdi AK Partili siyasetçiler diyor ki aslında diyor HDP'nin aldığı kendi oyu değil tamamen. Bazı yerlerde baskı yapıyorlar halka ve oralarda tulum oy çıkartıyorlar. Aslında almayacaklar oyları ama adamlar ne yapsın? Bunu söyleyenler AK Partililer. Yani niye bu kadar HDP yüksek oy alıyor dediğim zaman evet yüksek oy alıyor ama hepsi onların hak ettiği oy değil. Kimileri de baskı ve tehditle alınmış oylar. Yani muhtara baskı yapıyor, gidiyor muhtara. Diyor ki bunlar AK Partililer anlatıyor. Muhtara gidiyor, bu köyden, buradan tulum çıkartmazsa geleceksen düşün diyor. Bunlar da var diyorlar yani AK Partililer. Hala, biliyorsunuz bazı seçim hala sonuçları, var mı? Hem de 10 sene evvel değil. Bazı seçim sonuçları böyle açıklandı. Dolayısıyla, evet efendim. Hala var yani bu baskı. Yusuf Bey sesiniz gelmiyor bazen. Şu an var mı? Peki ben araya tamam, girmeyeyim, evet, siz geliyor. Tamamlayın. Hani uzaktan olunca biraz problem tamam, oluyor, ben araya girmeyeyim, buyurun. Herhalde. Tamam. Yani dolayısıyla baskı hiç yoktur. Efendim Uludağ'da nasıl kayıyorlarsa orada kayıyorlar. Türkiye gerçeklerini şey yapmak olur, PKK terör örgütünün kurmak istediği baskı var. Bunu AK Partililer de söylüyor, böyle bir terör örgütü. Ama bu imamın yaptığının doğru olduğunu göstermiyor. Bir. İkincisi meseleye gelelim. Oraya gitmiş mi gitmemiş mi değil mi soru? Hah. Bir daha gitmemiş. Tekrar edelim televizyonları yeni açanlar için. Olay Kulp'ta yaşandı. DARP raporunu nasıl olur da hani devlet hastanesinden alırsın? Hani'den almamış. Hani'den almamış. Hani yazıyor. Kulp'tan almış. Nereden almış? Hani yazıyor. Hani devlet hastanesinde görevli o doktor.
Ama geçici görevle kulpa gelmiş. Ne zaman gelmiş? Geçici görevle kulptaymış. Kaşesi de hani devlet hastanesi doktoru olarak kaşe, o kaşeyi basmış. Yani oradan oraya geçici görev gelmiş. Bunu da Eyüp Han Kaya var. İsim de veriyorum. Eyüp Han Kaya orada Diyarbakır'da bir sivil toplum örgütünün başında, aynı zamanda bir internet sitesi işletiyor. İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı orada. O, onun aldığı kişiyi de biliyorum. Bu bilgiyi aldığı kişi de biliyorum. O kişi de çok önemli bir kişi. Kulptan çok önemli bir kişi ama isim vermiyor. Ya bu ne anlama geliyor? Eyüp Han Kaya'nın aktardığı bilgi. Eyüp Han Kaya'nın aktardığı bilgi. Geçici görevli oraya gidiyor şeye. Kulpa. Haneden kulpa, kulpa geliyor. Gidiyor. Devlet hastanesi, ilçe. Kulpa geliyor. Raporu orada veriyor. Kaşesinde de hani de görevli doktor olduğu için kaşesinde de hani devlet hastanesi yatıyor. Yani benim bir önceki aldığım bilgi, aldığım kaynak doğru değil ama bu daha tam direkt olarak adresinden alınmış bir bilgi. Tabi bu ne anlama geliyor? Hani'ye gitmiyor. Yani ben yani şu şöyle bir tabii ki soru işareti oluşturuyor. Soru işareti şu. Tam da o Kübra Tutal değil mi? Kübra Tutal. Yine de isim vermeyin. Hani devlet olur, hastanesi. Hani evet, ben yani gösterdik artık şeyini. Şunu da söyleyeyim. Yine de söylemeyin. O doktorun, Ertuğrul Bey nereden bunu görmüş bilmiyorum ama o doktorun PKK'ya yakın olduğu yönündeki yok, bir bana da attılar. Bilgi doğrulanmadı. Soruşla ilgili sosyal medya paylaşımları var. Var yani mı? İzleyen atıyor. Ne diyor mesela? Burada bakayım, ben görmedim. Sizi de etiketlemişler. Girmedim. Hani Suruç'ta insanlar katledildi. Bakmak devleti lazım direkt. Suçlayıcı ifadeler var. Bazen paylaşılıyor. Bazen paylaşılıyor. Direkt olarak bakmak lazım. Ya ben yani onlara bakıyordum bir işte. Bir de birileri adına sosyal çünkü medya çok hesabı üretmek son derece kolay. Ya da işte onun yani direkt olarak baktınız mı? Bu doktor hanımın ona Ertuğrul Bey bakmış. Ertuğrul Bey çok somut veriler var dedi. Ertuğrul Bey siz baktınız mı direkt? Evet, hepsine baktım. Tamam, gördüm diyor. Yani ne ben bakayım buradan, hemen bakalım. Ne gördünüz? Ne, hangi platformda var? Şu anda bakıyorum. Varsa kapatmıştır ama Serdar Bey şey. Yani aradan ama 4 gün geçti. Çünkü Twitter'dan yazılmış, çizilmiş. Ama yani hayır, gösteremiyorsak yok demektir. Mıştırlı olmaz. Mıştırlı olmaz. Ertuğrul hani biraz Bey, evvel dedi ya. Bakıyor musunuz? Bilgiyi teyit etmek lazım. Hukuki derin olması bakmama lazım. Bakmama gerek yok, baktım. Yani mesela ama Ertuğrul Bey çok Instagram'ına bakıyorum şu anda. Yani var mı bilmiyorum. Yok da demiyorum. Yok da demiyorum. Ertuğrul Bey var diyor. Hayır. Var ise şu anda ekrana yansıtmamız lazım. Ertuğrul Bey onun, hayır Ertuğrul Bey lütfen bulduysa o hesabı, onun o şeyini orijinal hesaptan bize göndersin Yusuf Bey zatenize. Ben de bakayım. Ekrandan gösterelim. Tamam, ben dinliyorum. Nasıl? Kulağım sizde, yani gözüm telefonda, vardır. Bakıyorum. Tamam. Evet, buyurun. Yani var mı? Yani dolayısıyla az önce etikette vardı. Bakacağım. Yani bir etiket yaparlar da kendi sosyal medya hesabından, çünkü Serdar Arteven adına açılmış da hesaplar var. Hiç benimle alakalı olmayan şeyler paylaşmışlar oralardan. Dolayısıyla sosyal medya böyle bir ortam. Yani dolayısıyla varsa zaten ekrana getirelim. Yoksa bilmiyorum. Ben görmedim yani. Ben bakmadım buna özellikle. Hayır, şimdi ama buradan şunu da bakıp ekrana getirip de bir doktoru da herif göstermek şey çok da doğru olmaz. Hayır, var mı yani? Varsa abi sana gönderir Ertuğrul Bey. Ya burada yani tamam, nihayetinde varsa, o da bir devlet memuru. Bu da hani biraz Ertuğrul sakıncalı Bey, bakıyorum şu anda. Varsa vardır yani. Bana atarsanız. Abi, evet. Program. Neyse. Yok, yani ben görüyorum. Var. Serdar Bey var. Bak şu an buldum. Ama bunu ya, buradan verip tamam, ben bakmadım yani. Ben size atayım. Ben size atayım ama tamam, biz yani doktoru verip bu böyledir demek de yani dünyanın bin bir türlü hali var. Allah korusun başına bir iş gelir ki bence doğru bir tavır da değil. Buyurun. Evet. Yani ama var, görüyorum. Ben de bakmak isterim ama şu. Tamam, atayım size. Şu. Tamam. Şimdi bu Eyüp Han Kaya'nın verdiği bilgi. Eyüp Han Kaya'nın şu anda bizim program devam ederken yazdıkları doğruysa, ki kendisi kimden aldığını da söylüyor ama onu diyor yayında açıklama. Çünkü orada çok önemli görevde bir kişi kulpta. Onun için ismini vermek istemiyorum. Söylediği şu Eyüp Han Kaya'nın, ondan aldığı bilgi. Kulpa geçici görevle gelmiş. Doktor olarak kaşesinde de çalıştığı hastanenin ismi olduğu için o kaşeyi basmış. Şimdi burada
Bu bir tesadüf mü? Orada bulunması o sırada tesadüf mü? Arkasında başka bir şey var mı? Tabii ki hukuki soruşturmayla şey yapılır ama şunu söyleyelim. Bakın Diyarbakır'da o kadar AK Partili politikacı var. Aramızda MKYK üyesi var. Eskiden Milli Görüş'ün o heyecanının devam ettiği dönemlerde bütün MKYK üyeleri bilgi sahibi olurdu ve bu bilgileri bizlerle de paylaşırdı. Şimdi biz el yordamıyla bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. O bölgenin milletvekilleri, o bölgenin siyasetçileri bu konuyla ilgili olarak kamuoyunu sağlıklı bir şekilde ortaya çıkıp aydınlatmalı. Yani ben buradan bir Diyarbakır milletvekilinin ya da Diyarbakır il başkanı ya da ilçe başkanının, ilçe başkanlarının hesabına girdiğim zaman olayla ilgili ya da görüştüğüm zaman olayla ilgili bilgileri alabilmeliyim. Burada el yordamıyla iş yapmaya çalışıyoruz. Ben eminim ki Sayın MKYK üyemiz de konu hakkında çok ayrıntılı bilgi sahibi değildir. Aslında olmalıdır. Şundan dolayı olmalıdır. Bu çok önemli bir meseledir. Çok hassas bir meseledir. Biraz evvel de ifade edildiği gibi Cumhur İttifakı'na bunun üzerinden fitne sokulmaya çalışılıyor. Bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Özür dilerim Serdar Bey. Serdar Bey, az önce verdiğiniz bilgi önemliydi. Prosedürü bilen varsa benim bildiğim kadarıyla bir görevlendirme yazısı olur değil mi? Yani diyelim işte evet. Hani'den kulpa gönderildi doktor. Geçici görev diğer devlet memurları, kamu görevliler arasında olabiliyor. Birincisi görevlendirme yazısı var mı? Diyarbakır İl Sağlık Müdürü lütfen bunu açıklasın. İkincisi bu görevlendirme hangi tarihte yapılmış? Olay 19 Ocak evet. Cuma günü yaşanıyor. Şimdi ilgili evet. Doktor hanımın görevlendirmesi buraya ne zaman yapılmış? Hangi tarihte ve bunun belgesi var mı? Evet, tekrar edeyim. Orada bir sivil toplum örgütü yöneticisi Eyüp Han Kaya'nın bana gönderdiği bilgi. Ben diyor çok sağlam bir kaynaktan aldım. O kaynağın ismini de verdi ama ben buradan vermiyorum. Verdiği bilgi ya da kendisine gelen bilgi ben de onu aktardım buradan. Kendisi o doktor hanım geçici görevli oraya gelmiş. O kaşenin orada basılmasının sebebi de orada geçici görevle gelmesiymiş ve Hizan'a gitmek gibi bir şey hani söz konusu olmamış. Hapçı özür dilerim. Hani'ye gitmek gibi bir şey söz konusu olmamış. Bu da Eyüp Han Kaya'nın buradan bana yazdığı bilgi. Tabii kendisine şeyi de sordum. Görevlendirme yazısı var mıymış? O konuda da bir araştırma yap diye. Yayın içerisinde yapar mı bilmiyorum. Onu şey yapar mı kısa sürede. Ama yarın bulabilirim diyor. O görevlendirme yazısı var mı? Yok mu artık sosyal medyamızda paylaşırız. Yani bu yani hangi tarihte bu görevlendirme? Yani soru işareti kalmış kafalarda. Hani siz böyle açıklayınca benim aklıma şöyle bir şey geldi. Böyle bir şey vardır demiyorum. Acaba evet. Diyorum şimdi herkes bir komplo var, bir tuzak var gibi bir şey dedi. O zaman bu da bunun bir parçası mı? Ha belki bir hafta 10 gün çok önce görevlendirilmiştir. Belli geçerli sebepler vardır. Doktor eksikliği vardır. Oradaki doktor bey ya da doktor hanım hastadır. Bu olay tezgahlanmıştır. Vesaire. Size göre işte o rapor tezgahlanmış olabilir. Şimdi burada Ertuğrul Bey diyor ki o rapor öyle rapor olmaz diyor. Ben bir hukukçu olarak baktım Ertuğrul diyor. Ertuğrul Bey siz bu geçici görevlendirmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Bir saniye diyor, Ertuğrul Bey'e de soralım Serdar Bey. Bu geçici görevlendirme olayın sırrını biraz çözdük. Yani nasıl gittin dedik bu kadar mesafeyi hem namazı kıldırıp hem tartışıp hem de hiç sıra beklemeden çat diye raporu nasıl aldın dedik. Ve niye kulpta değildi olayın yaşandığı yerde değildi Hani'den aldın diye. Doktor aslında Hani'de görevliymiş kulpta kaşesi zaten bakın, var. Ben size bir şey raporu burada mi? Vermiş. Çok özür dilerim. Söyleyeyim yani bu ne anlama geliyor? Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Çok özür dilerim. Daha acı olan şey ne biliyor musunuz? Bu din görevini yerine getiren bir imam. Doğru mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman yalan söylemez. Yalan söyleyen Müslüman ama olmaz. Yalan söyledi. Ya konuyu bilmiyoruz şey yapalım. Şey Zeki Bey. Abi, müsaade ama et abi lütfen. Konuyu anlayalım. Bir saniye be abi. Böyle bir. Abi bir saniye bir müsaade eder misin abi? Düşünebiliyor musunuz? Bu olayların sonucunda yalan söylediği ortaya çıkarsa. Ha böyle din görevi çıkarsa. Belki tamam. Yalan söylemiyordur. Belki çıkarsa. Durumun daha vahim olduğunun din görevlisi adına söylüyorum. Bak. Ne kadar vahim olduğunu anlatabiliyor muyum? Orada bir yerel gazeteye röportaj veriyor. Ben din görevlisiyim. Kimseye iftira atmam, yalan söylemem diyor. Ama sonra röportajda şöyle bir ofsayta düşüyor.
Ben korktuğum için hani imam olduğumu ya da kaymakamla tartıştığımı söylemedim. Biri bana vurdu dedim. Öyle rapor aldım diyor. O zaman burada yalan söylemiş oluyor. Yani hani diyorum ya işte onu anlatmak için. Yani, o röportajda böyle bir ofsayta düşüyor. Onu söylüyorum zaten. Önce diyor ki iftira atmam, yalan söylemem diyor. Yukarı ama rapor almaya gittiğinde olayı tam anlatmıyor. Diyor. Biri bana vurdu diyor. Bir kavga yalan söyledim diyor. Ne demiştim? Bu geçici görevlendirme işine bir yorum yapın hukukçu olarak. Ertuğrul Bey'e sorduk. Ertuğrul Bey. Ya şimdi bu geçici görevlendirmeler olabilir. Tamam mı? Yani dikkat ettiyseniz ilk bölümde ben hani diğer hastaneye gidilme konusuna çok durmadım bile. Yani olabilir. Gidebilir de, gitmeyebilir de. O mesafede gitmesi olabilir. Mümkün değil. O saatte, o dakikada. Ya olabilir de, uçabilir de yani bilemiyoruz. Özellikleri vardır. Bilemem ben orasını. Benim için önemli olan doktorun ortaya koyduğu siyasi profildir. Benim için önemli olan din görevlisinin orada ortaya koyduğu tavırdır. Benim için önemli olan orada Sayın Kaymakamımızın ortaya koyduğu takdire şayan tavırdır. Yani şimdi o raporu Ertuğrul Bey, o rapor size sahih bir rapor olarak gelmedi dediniz, yok, değil mi? Yani gelme, düzgün bir rapor değil o dediniz. Yok kesinlikle. Değil dediniz. Kesinlikle. Şimdi Ertuğrul Bey diyor ki rapor diyor usulüne uygun değil. O rapor benim için inandırıcı değil. O rapor tabiri caizse siz şimdi demiş oluyorsunuz. Ayarlanmış bir rapor demiş oluyorsunuz. Hukukçu Ertuğrul Akar böyle diyor. Şimdi şöyle, hayır. O zaman bir yok, saniye yok, hayır dedi. Hayır. Burada bir itirazı var. Tam anlasın Serdar Bey. Buyurun. Ertuğrul. Buyurun. Şöyle, yanlış anlamış olabilirim. Şimdi resmi belgede sahtecilik noktasında değerlendirilirse bunu iddia edemem. Bu resmi yani, belge zaten. Evet. Resmi belge. Nedir bu yani? Hayır. Evet, şöyle, usulüne uygun yani, olmayan rapor ne demektir? Şimdi ben o belgede herhangi bir oynama yapıldığı noktasında değilim. Bir kere tamam. bu ayrı bir şey. Verilen raporun tamam. iyi verildiğini düşünmüyorum. Verilen rapor iddia edilen, evet. alındığı iddia edilen darbeyle orantılı değil. Böyle bir şey için rapor verilmez. Raporu verilmez. Yani yıllardır milyonlarca aldık ya bundan. Evet. Milyonlar. Şimdi tamam. işin mantığına aykırı. Biri sizin tamam, bacağınıza verilmez. Verilmemesi gereken bir raporu vermiş diyor. Evet, şimdi biri sizin bacağınıza vurduğunda öyle bir çiziğin oluşmasının yanında hadi diyelim ki oluştu. Hayır, eğer mikrofon ayaklığıyla vurduysa morartır herhalde. Morartır. Peki buna ilişkin bir fotoğraf yok da sadece orada bir çizik var. Yani onun etrafında herhangi bir şey yok. Bir sağ morarmaya bacağında ağrı var. Şimdi peki bu noktada bu adam MR çektirmiş mi? Bu adam röntgen çektirmiş mi? Yani şimdi bunları yaptığını farz edelim. Bunları yaptığını farz edelim. Bugün Anadolu'da herhangi bir hastanede bir MR rapor acilden girdiğinizi farz edelim. En az 2 saat 3 saat. Ya sen hangi ara hastaneye gittin? Hangi ara MR çektirdin? Hangi ara röntgen çektirdin? Hangi ara doktora gittin de yarım saatte o raporu aldın? Peki biraz da emeklileri konuşalım. Bu artık bu gündemi sonlandıralım. Ben Metin Bey'le devam edeyim. Şey tabii buyurun. Emeklileri de konuşuruz. Serdar Bey bir şey söyledi. Buyurun. Şimdi bir kez birinci bölümde bir şey ekleyecek. Evet, şey var. Yani birincisi devletin işlerliliği mevcut. Hiçbir yurttaşımızın çekilmesi baskı altındayım demesi gibi bir mazerete sığınmasının yeri yok diye vallahi düşünüyorum. O çok açık. İkincisi, şimdi soruşturmanın süreci veya inceleme düzeyinde İçişleri Bakanımız açıklama yaptı. Yani olay inceleniyor. Müfettişler görevlendirilmiş. Diyanet İşleri Başkanımız görevlendirilmiş. Valiliğimiz görevlendirilmiş. Şimdi bu birçok bilgi burada aktarıldı, isimler aktarıldı, doktor denildi vesaire. Bunlar çok bir yönüyle biraz riskli, şu anlamda riskli. İsim zikrediyoruz. Tam sağlıklı olmayan, net olmayan bilgilere göre idalar ileri sürüyoruz. Bunların çok doğru olmadığı inancındayım. Yani bir soruşturma mercilerimiz müdahale etmiş, soruşturma sürüyor, inceleme sürüyor. Mutlaka savcılık müdahale edecek vesaire. Birazcık beklemek gerekiyor bu tür durumlarda. Hassasiyetler itibariyle gerçekten de hukukçu arkadaşlarımız çok değerli şeyler söylediler. Anlatılan gibi bir durum söz konusuysa son derece beyanlarında haklılar.
Ama birazcık daha olayın aydınlatılması gerekiyor. Bilgi sahibi olmamak gibi bir durum yok. Mutlaka bildiklerimiz var. Ama ben de bir hukukçuyum. Bir şekilde birazcık sabredilmesi gerektiği inancındayım. Yani peşin böyle niyet okumak bu ülkede çoğu kez ilave bilgi geldi. Sebep olmuştu. Diyarbakır'dan. Efendim? İlave bir bilgi geldi diyor. Çok kısa Diyarbakır'dan ilave bilgi geldi. Buyurun. Tamam. 1 Ocak'ta bir aylığına gelmiş doktor hanım oraya. Evet. Yani 1 Ocak'ta bir aylığına görevlendirilmiş. Neden? Bir boşluk falan mı varmış? Mutlaka giden ya orada bir oyda, kim yok? Biri var. Görevlendirme yapılıyor yani. Kamuda böyle görevlendirme olabiliyor. Yani. Tamam. Şimdi şöyle bu yönüyle ikincisi de bu olayın bana göre Cumhur İttifakı'na karşı kullanıldığı daha etkin bir şekilde kullanıldı. Bir, sizle AK Parti ile MHP basın, arasında bir gerilim var mı? Yok, hiç kuşkusuz öyle olamaz. Diyorlar. MHP, AK Parti... Mesela İsmail Saymaz Parti, böyle yazmış, evet, Barış Terkoğlu böyle yazmış. Evet, yazdı, sözünü ettiniz. Öyle. Onlar zaten durumun hemen üzerine atlamışlar. Yani milliyetçilerle İslamcılar çatışması. İsmail Saymaz Bey'in tweetinde açık, orada belli. Dolayısıyla şey var, Cumhur İttifakı'nda bir kırganlığa neden olabilir gibi. Yani seçimden sonra bu kırılganlık daha fazla ortaya çıkacakmış iddiaları. Bir de bu. Öyle var, anayasa sürecinde de böyle bir ayrışmanın olabileceğini söylüyor. Bir nevi bir şekilde bu ittifakın gücünü yıpratmaya dönük bir durum. Yani politika Metin Bey bir şey sorabilir miyim ben? Evet, buyurun. Tabii. Serdar Bey buyurun. Şimdi estağfurullah. Şey, MHP Genel Başkanı tavrını net bir şekilde koydu. Dedi ki bu dedi işte kaymakamın yaptığı doğrudur. İşte elinden öpüyorum. Çok doğru. Şey, ne diyor? Alnından öpüyorum dedi. Ne dedi? Hı-hı. Yani çok net bir şekilde destek verdi. Ve ya, konu hakkında ne düşündüğünü çok net bir şekilde ortaya koydu. Ama Cumhur İttifakı'nın AK Parti kanadında böyle bir şey görmedik biz. Yani bakın, bu konuyla ilgili sivil toplum İçişleri Bakanı'nın soruşturma denilen o devlet adamlığı formasyon içinde yaptığının dışında AK Parti'yi siyaseten temsil eden herhangi birinden bu konuyla ilgili bir açıklama şey yapmadık. Şöyle. Az eğer önce Zeki Bey buna dedi ki henüz durumu gözlemliyorlar dedi. Kurumlarımız çalışıyor Serdar Bey. Birazcık daha olay netleşsin, mutlaka bir açıklama yapılabilir. Sayın Bahçeli netleşmeden açıklama yapmaz. Bir şey görmüştür herhalde. Ama AK Parti kanadından hiçbir şey gelmedi. Kaymakamın görevini yapması gayet doğal. Görevini dirayetle yapması da takdire şayan bir durumdur. Devlet Bahçeli'nin de onu dillendirmesinde hiçbir eksiklik yoktur. Son derece dikkatli bir şekilde kaymakam vazifesini yapmıştır. Yani orada olması gerekeni yapmıştır. Bu darp hadisesi, diğer boyutlar tamamen müphem. Rapor bile belirsiz. Ondan dolayı net sağlıklı bir şey söylemek gerekiyor. Hadise çok hassas. Bir yönüyle dini duygular söz konusu, şehitlerimiz söz konusu. Böyle olunca da biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Mutlaka açıklama şeye yapılır. Gidip KULP'a bir AK Parti'den bir heyet gidip bu konuyu inceliyor mu? KULP'ta Diyarbakır ortada, Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan bir heyet AK Parti ortada, KULP'a ortada gidip bu konuyla ilgili çalışma yapıyor mu şu anda? Devletin kurumları var. Devlet tamam da siyasi olarak da bu önemli. Çalışıyor çünkü siz ve netleşiyor. Görev siyasi alanlar şey var, yetkileri ya var. Devletimizin sağlayabileceği sonuca. Serdar Bey siyaset burada özür dilerim. Bir şey yapıyor mu? Siyaset burada ne yapacak ki? Yani hayır şimdi şöyle kalan bir komisyon kurulur. Çünkü mesela Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanı var. İl Başkanı ne yapacak orada? KULP'ta ya da ilçe başkanı. Yani gibi. Şey konuyla ilgili olarak bilgiyi bakınız yani şöyle olur şu işler. Partilerin genel merkezlerine MKYK'sine MKYK üyelerine bölgeden sağlıklı bilgiler gider. Onlar durumu görür. Kamuoyuna açıklama yapıp yapmama kendi takdirlerindedir. Hayır, ben sadece şunu soruyorum. Zaten Cumhurbaşkanı ne yapacak, Erdoğan aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı herhalde demiştir. Bana bir rapor verin demiştir bir herhalde. Bir heyet kuruldu mu? Zaten oraya gidildi mi? Evet, şimdi devlet kurumları... Yapıldı mı işte onu soruyorum. Devlet kurumlarımıza... Mıştır başka. Ama yapılmaması yapıldı mümkün mü? Ben o bilgiyi almıştım. Böyle devlet bir... kurumlarımıza güveniyoruz. Ortada açıkta devlet kalan bir başka, şey, parti. Açıkta olan bir durumu gidip sahiplenecek bir pozisyon yok. Devlet çalışacak hukuk içerisinde sonucu iletecek, rapor edecek. Biz de siyasi açıklamamızı yaparız o zaman. Peki. Dolayısıyla yerel seçimlerle günün ilgili. Günün sıcak gelişmesinde artık konuşalım. Zeyt, kaçta bitireceğiz programı? 23.20'de mi?
tamam, herkese şöyle bir 5'er 6'şer dakika bu konuyla verelim. Serdar Bey, günün sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. Metin Bey, sonra size döneceğim. Herkesin 5-6 dakikası var. Sürenizi lütfen tasarruflu kullanın. Şimdi emekleri konuşalım Metin Bey. Şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten ilk böyle baktığınızda şöyle biraz geriye doğru gittim. Tuhaf bir şey var. Memura %49.50 zam veriyorsunuz. İşte memur emeklisine %49.50 zam veriyorsunuz. Asgari ücrete %49.50 zam veriyorsunuz. Bağkur ve işçi emeklisine %37. Şimdi bu kesim de açıkçası AK Parti'ye oy veren kesim. Şimdi anlam veremiyorsunuz. Yani herkese %50'de, %49'da niye bu kesime %37? Üstelik hayatın şartları da belli. Sonra %42 deniliyor. Sonra müjde diye %49 duyuruluyor. Bu bir strateji mi? Yoksa deney yanıl yöntemi mi? Hayır, yani her şey hukuk çerçevesinde yapılıyor. Şimdi devlet memurları yasasına göre devlet memuru çalışırken ve emekli de olurken bir şekilde belirli esaslara bağlanmış bir yasası var, toplu sözleşmesi var vesaire. Öncelikle devletle pazarlık edilerek bu hayata geçiyor. İşçi emeklileriyle de ilgili bir esas var. Yani yasal düzenleme geçmiş döneme yönelik enflasyon oranında artış. Ama bakıyorsunuz hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı vesaire gibi durumlar oluyor. Hükümet olarak sosyal devlet anlayışımız gereği çalışan, yani işçi emeklilerin de durumun düzelmesi gerekiyor. Ve bütçe tekniği açısından ancak böyle yetişebiliyor. Yani bir defada Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bu %50 olacak gibi bir oldu bitti bir karar vermesi mümkün değil. Maliye Bakanlığı çalışacak, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak, bütçe imkanları yaratılacak, kapsayıcılık değerlendirilecek, benzeri şeyler bir zaman alıyor. Yani bugün için %49'a geldi, belki 6 ay sonra %70 olacak. Ama yani ilk etapta niye %49'a gelmedi? Hayır, o ilk etapta mevzuat gereğince oluşan süreç. Şimdi niye mevzuat dışına çıkıldı? Şimdi bu sosyal refah payı şeklinde yine yasaya bağlanacak. Yasa tekniği içerisinde bu gelişecek. En başta yapılsaydı belki, işte. Belki önerge verilebilirdi. Bütçe dengeleriyle ilgili. Bu çok teknik bir hadise. Bütçe yani, nasıl düzeldi bir haftada? Yani ya da 20 günde de değişti. Şöyle bir şey, bazı alanlarda kısıp yasayla bu bütçe düzenlenmiş. Bazı alanlarda fazlalık yaratılmışsa onun naklini sağlamak vesaire gibi şeylerle olan bir durum. Desteklenebilir mi sosyal güvenlik bütçesi vesaire gibi şeylerle ilintili. Mutlaka teknik bir hesabı var. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. AK Parti'nin geniş sosyal kesimlere yönelik kısıtlayıcı bir iradesi olamaz. Ama Metin Bey şöyle bir algı oluştu. Gönül ister ki %100 artırım olsun. Ama şöyle bir algı oluştu. Milletimiz refah içerisinde yaşasın. Şöyle bir algı var. Yani bugün işte geçtiğimiz günlerde de bu tartışma konusu olmuştu. Memura büyük şehirde işte bir tazminat ödenecek diye. Sonra rafa kalktı. Bugün yine bazı haberler var. İddia odur ki işte büyük şehire gelen memura bir de hayat pahalılığı gibi bir tazminat ödenecek. Şimdi bir kesme ciddi oranda zam geliyor. Çok açık konuşayım. Serdar Bey çok daha iyi takip ediyor bu konuyu. Kendi de zaten onlardan biri. Şimdi emekliyseniz 10-12 bin lira alıyorsunuz. Memur tamam aktif ama bir bakıyorsunuz işte genelde de bugün memurlar hep karı koca memur. 100 bin lira para giriyor eve. Daha çok alsınlar ama diğer taraftan da bir kesim fakirleşirken bir kesim fırlıyor. Yani makas gittikçe açılıyor. Siz bu politikayı doğru buluyor musunuz? Şimdi gelir dağılımında adaletsizliğe yol açan sonuçlara varmamak gerekiyor. Özel sektörün kimi problemleri var? Yani bugün bir kaynakçı mühendisten daha fazla alıyor. Böyle her şey birbirine girmiş durumda. Birçok şey belki işte süreç itibariyle, yani gelişmeler itibariyle, pandemi süreci yaşandı vesaire. Yani, dikkat ederseniz pandemiye kadar durum iyi gidiyordu. Yani gelir adaleti sağlanıyordu. Gelir dağılımı adaleti sağlanıyordu. O kadar süreçler hızlı gelişiyor ki bir mevzuat düzenlemesinden teknik düzenlemeden mali yeterlilikten ve benzeri durumlar nedeniyle mevzuatın kendi eksikliğinden fazlalığından mutlaka yetişme sağlanmıyor. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Siyasal irade olarak çok geniş sosyal kesimlere
gelir adaletine uygun dağılım yapmak AK Parti'nin iradesi. Zaten sosyal adaletçi bir anlayışı da savunuyor. Aile bütçesinde, örneğin Aile Bakanlığı bütçesinde çok değişik sosyal kesimler destekleniyor. Örneğin bu bir iradeyi gösteriyor. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Hiç kuşkusuz eksik kalan, zamanında olmayan durumlar da olabilir. Ama AK Parti hükümetin temel iradesine bakarak zaman içerisinde bunların da düzeltildiği, yoluna koyulduğunu bilmek gerekiyor. Sadece söyleyebileceğim bir konu da bu. Ama gelir dağılımının tüm kesimlere, kaynaklarımızla, gelirimizle orantılı olarak eşit adil bir şekilde pay sağlamak AK Parti'nin ana prensibi. Bir konuya daha değineceğim. Hani alakasız gibi gözükebilir ama çok alakalı. Biraz daha olayın farklı bir yönü. Eğitimde AK Parti'nin, hükümetin hatalar yaptığını düşünüyor musunuz? Bir. İkincisi, kesinsiz eğitimle ilgili yorumunuz nedir? Üçüncüsü, kimi uzmanlara göre kesinsiz eğitim nedeniyle ara eleman artık yok. Yani sanayici işçi bulamıyor, çırak yetişmiyor. Dolayısıyla bugün birçok mühendis var, birçok üniversite var, mezunlar var, işsizler ordusu var, diplomalı işsizler var. Ama bir iş yeri mesela 100 mühendis başvururken bir tane kaynakçı başvuruyor ve kaynakçı mühendisten iki kat para alıyor. Bu eğitim politikalarıyla mı alakalı? Ne oluyor? Bu düzensizlik, karmaşa, kargaşa niye? Kuşkusuz eğitim politikalarıyla alakalı olduğunu bilmek gerekiyor. Yani Cumhuriyet tarihimizde en çok sık sık mevzuatı değiştirilen alan milli eğitim. AK Parti iktidarı döneminde atılan adımlar oldu. Reform düzeyinde atılan adımlar oldu. Şimdi mesleki eğitimle ilgili son yaklaşık zannedersem 10 yıl içerisinde 1,5 milyona yakın meslek liselerinde şu anda öğrenci okuyor. Ve devlet bunların sosyal güvenlik primini sağlıyor, yetiştiriyor ve iş güvencesi sağlıyor. Birçok iş insanımız, Zeki Beyler bilir, bu yeni yetişen, bu meslek liselerinde yetişen meslek içi eğitim, iş yerinde çıraklık eğitimi almak suretiyle yetişen elemanlar bunlar. Ara eleman ihtiyacını giderme yönünde. Zannedersem birkaç yıla kadar bu şekildeki eksikliğin giderilebileceğini düşünüyorum. Bu çok bir yönüyle tartışılan bir mevzuydu. Ama AK Parti'nin 10 yıllık süreç içerisinde peyderpey devreye soktuğu ve bu alanı gerçekten de reform sayılabilecek bir şekilde düzenledi. Birçok mesaj geliyor. Evet. Özür dilerim. Süremiz de çok kısıtlı olduğu için önemli bir konuydu. Keşke biraz daha dinleseydim size ama. Diyorlar ki, lütfen oku diyor. Benzer mesajlar var. Ya biz zaten AK Parti'ydik, buna gerek var mıydı? Başta 149 verseydiniz de %49 CHP'nin ağzına sakız olmasaydık diyorlar. Evet. İşte bu birazcık teknik bir durum. Bakın Cumhurbaşkanımız dönem dönem çıkıp mutlaka iyileştireceğiz beyanında bulunuyor. Yetersiz olduğunu söylüyor. Ve kademeli olarak artırılmış oluyor. Yani bir şekilde bunun teknik sebeplerle bu noktaya geldiğini bilmek gerekiyor. Ve yine bilinmesi gereken bir şey daha vardır. Emeklilerin hakkının korunması, emeklilere refah sağlayacak bir gelire kavuşturulması da AK Parti'nin kendi genel politikasıdır, genel prensibidir. Bu çerçevede onu da öyle değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Serdar Bey, ne dersiniz? Emekliler. Ya vallahi bakın, bir 5.000 lira Cumhuriyet Bayramı hediyesi dendi. Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı, açıkladı. Dedi ki biz dedi emeklilere 5.000 lira veriyoruz ama çalışmayan emeklilere var, çalışan emeklilere yok. Biz de buradan dedik ki bu ayrımcılığa ne gerek var? Zaten adam keyfinden çalışmıyor. 7.500 liraydı o zaman taban emekli maaşı. 7.500 lira yetmediği için bir de çalışıp hiç olmasa kiramı ödeyeyim, bir şey yapabileyim, yaşayabileyim diyor. 7.500 liraya yaşamak mümkün değil. Siz bu adama niçin Cumhuriyet Bayramı hediyesi verirken bu adama ayrım yapıyorsunuz dedik. Yine yalakalar bir sürü şey söyledi bize. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki bu zaten dedi benim içime sinmemişti. Hadi 5.000 lirayı herkese vereyim. Ama o sırada birçok tartışma oldu. Artı bugünkü yüksek enflasyon ortamında 5.000 lira eridikçe eriyor. 2 ay sonra veriyorsunuz siz 5.000 lirayı. 2 ay sonra vermeyle şimdi vermek arasında
çok büyük fark var. Çünkü marketler her iki günde bir zam yapıyor ürünlerine. Dolayısıyla siz 2 ay evvel 5000 liraya aldığınız bir şeyi 2 ay sonra şey yapamıyorsunuz. Alamıyorsunuz. Devlet 2 ay gecikme olduğu zaman üzerine şey koymuyor mu? Gecikme zammı koymuyor mu? Dolayısıyla burada çalışan emeklilere zaten en başta yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmedi. Dediğiniz gibi CHP'lerin ağzına sakız verildi. Şimdi burada da memurla işçi arası şey arasında SGK'lı Bağkur'la arasında bir ayrım yapıyorsunuz. Biz buradan diyoruz ki bu ayrımı yapmayın, zaten yaptınız. Bir tarafa 8000 küsür lira seyyanen zam yaptınız. O seyyanen yaptığınız zam en düşük emeklinin bütün maaşından daha fazla. Diğer tarafa yapmadınız. Memurlar sonuna kadar hak ediyor. Az bile alıyorlar. Onların aldığında asla kimsenin gözü yok. Ama bir tarafı öyle yapıp bir tarafa böyle yaparsanız hem de size en çok siyaseten de destek veren kesime böyle yaparsanız bu haksızlık olur dedik. Bize kızanlar oldu. Şimdi düzeltildi. Ben de diyorum ki Zeki Bey diyor ki buna ya diyor Sayın Cumhurbaşkanı anlıyor. Böyle bir şey yapıyor. Strateji yapıyor. Hain kim? Kim hain değil? Oraya bakmak için yapıyor. Böyle bir yöntem olmaz. Vatandaş deneme tahtası değil. Yani insanlar öyle ölçülmez. O öyle, bu böyle. Yani Sayın Cumhurbaşkanı eğer Sayın Zeki Arıtürk'ün söylediği gibi bunu taktik olarak yapıyorsa dur bakayım kim böyle diyecek, kim böyle değil. Bu olmaz. Çünkü birçok tartışma oluyor. Bakın Gazze meselesi eğer böyle yapılmamış olsaydı Gazze meselesi belki perdelenmemiş olacaktı. Emekli meselesi tartışıldı. Ben belki 100 tane tweetle bu işin yanlış olduğunu söyledim. Ve bugün yapılanla da benim söylediğimin doğru olduğu bizzat hükümet tarafından tasdiklenmiş oldu. Öyle olmuş olmasa %49.25'e çıkartılmazlardı. İkincisi ben dedim ki bunu dedim bütçe meselesiyle bütçe işte yok da onun için veremiyoruz SGK'lılara şeyle bunun alakası yok dedim. Hayır bütçe meselesi deprem oldu görmüyor musun falan dendi. E şimdi 49.25'e çıkartıldı. Hayır orada şöyle bir şey sizin vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi bütçe bir anda mı düzeldi? Sayın Şimşek'in bütçe, buna izin vermediği, bütçenin el vermediği gibi bir çıkışı olduğunu söyledi. Bilmiyorum onlar dedikodusu işi. Onlar işin dedikodusu ama şunu söylüyorum ben. Şunu söylüyorum. Bir hafta içerisinde 10 gün içerisinde bu kadar zikzak aldı bugün Özgür Özel şovunu yaptı. Ağzına bir sürü sakız verdiniz. Artı şunu da söyleyeyim. Onu bir kök maaş hadisesi var. Kök maaş hadisesi var. Şu anda sosyal medyada o da dile getiriliyor. Adam 7500 lira alıyordu ama kök maaşı fazla devlet onu çıkarttı üstüne. Şimdi 10 bin lira yapıldı. Kök maaşı farklı devlet ilave yaptı. Şimdi şu %49.25 kök maaşlara gelecek zam. Yani bazı emekliler için %49.5 eklense de yine taban 10 bin lira oluyor. Yani 10 bin lira alandan için bir değişiklik olmuyor. Çünkü kök maaşa %49.25 ekliyorsunuz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ben. Bakın Yusuf Bey siz geçen hafta konuştuk. Dediniz ki 10 bin liraya İstanbul'da insanca yaşanabilecek bir ev kiralamanız mümkün değil. Şimdi biz bundan bahsediyoruz. İnsanca yaşamaktan, Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. İnsanca yaşamaya herkesin hakkı var. Konut şeyine herkesin hakkı var. Bu birinci mesele. İkinci mesele, ya şunu bana izah edin. Yani memura 8000 küsür lira seyyanen zam verip SGK ve Bağkurlu'ya yok demek ne oluyor? Bir başka mesele. Şu anda 17 bin lira asgari ücret. 17 bin 2 lira. 17 bin lira diyelim. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Şimdi 17 bin lira ya 5-6 sene evvel 10 sene evvel emekli olanlar asgari ücretten, taban emeklisi asgari ücretten fazla para alıyordu. Şu anda 17 bin lira asgari ücret, 10 bin lira emekli maaşı. Arada bu kadar ucu şey olur mu? Yani 17'yi düşünün, 10'u düşünün. Ne kadar fark var. Bir başka sıkıntı daha şu. Toparlayalım. Şimdi adam memur, benim etrafımda da var böyle emekli olacak. Artık sağlık sorunları var. Artık şeyden devletten ayrılmak istiyor. Emekli olmak istiyor. Ama emekli olduğu zaman alacağı maaş o kadar düşüyor ki. Yani çalışırken aldığının %70'ini alamıyor. Çalışırken aldığının %40'ını alıyor. Adam diyor ki ben diyor bu parayla diyor emekliye ayrılsam çoluğumu çocuğumu nasıl okutacağım? Evimi nasıl besleyeceğim? Dolayısıyla emekliye ayrılma kararını erteliyor. Şimdi niçin arkadaş benim emekli maaşım niçin asgari ücretin üstündeyken niçin zamanla tırpanlanıyor çok önemli bir son dakika var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sevgili seyirciler
İsveç'in NATO'ya üyeliği görüşülüyordu. Zeyd kabul edildi mi? Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dakika haberi, İsveç'in NATO'ya üyeliği kabul edildi. Kaç bu oyla? Konuyla kaç oyla? Oranları, oyları söyler misin Zeyd? Var mı bilgi? Valla ben bir şey demiyorum ben yani. Bakarım. Hemen bunu da yorumlayın. İsveç ne yaptı? Sonra kapanış Sayın yapalım. Cumhurbaşkanı Yusuf Bey, Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki bu İsveç'teki FETÖ'cü iade edilmedi hala demişti. İsveç'teki FETÖ'cüyü iade mi ettiler? İsveç'in himaye ettiği PKK'ları iade mi ettiler? Daha iyi bir şey almış Kur'an yakanlara çok ağır cezalar mı verdiler? Belki F-16'ları aldı. Terörle mücadele konusunda taleplerini abi, yerine mi getirdiler? Biz bilmiyoruz. Devletin Serdar ne yaptığını Bey, biz bunu yani, sormayacak yargılayacak. Ya devlet, tabii, yapmayın devlet. Gözünü seveyim abi ya. Burada farklı bir şeyler olabilir. Yani, hayır hayır. Sana her şey anlatmak zorunda mı devlet yani? Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu gibi. Sana bana anlatmak ben İsveç'in NATO'ya alınması kararını doğru bulmuyorum. Ha bulmuyor olabilir. Ama siz bulabilirsiniz. Bu ayrı bir şey ama karşılığında bir şey alınmamış mıdır? Tamam. Ben de doğru bulmuyorum yani, ama şöyle değildi bakın bu. Yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Yani biz bilmiyoruz şu anda. Biz şu anda sıcak bir haber konuşuyoruz. Yani devletin aklı benim senin gibi çalışmıyor ki. Dolayısıyla biz burada yargı dağıtacak durumda değiliz. Hangi pazarlıklar ya o zaman yapıldı? Zeki Bey şöyle dememiz abi, lazım bizim. Her yapılana bakın, ya bir bildikleri vardır mutlaka deyip. Hayır bir bildikleri deyip, vardır değil abi. O zaman senin hayır, bizim de bir bildiğimiz var. Yani biz de diyoruz ki bu doğru değil. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanlarından hareketle söylüyorum. Daha Bülent Keneş'i yerim verdiler. Daha iyisini düşünüyorlardır muhakkak ki. Yani sonuç olarak Bülent Keneş'i yerim verdiler. Bakın dün de bir televizyon programında, önemli bir televizyon programında şunu söyledim. Ben İsveç'in NATO'ya girmesini olumlu bulmuyorum. Ama bir karar verilirse de muhakkak devletin aldığı bir takım şeyler var. Özür dilerim. Bunu oynamaya, oynamaya ben, 346 dolayısıyla özür dilerim. Serdar Bey, Serdar Bey şu ben haberin bilgilerini aktarayım. Ertuğrul Bey de sormuştu. Önemli çünkü. Oylamaya 346 milletvekili katılıyor. 287'si evet diyor. 55'i de red diyor. Katılımda az. Katılmayanların parti oranı o birazdan gelir. CHP'liler ne demiş acaba? Birazdan gelir, daha sıcak orada bakarız. Meclise verilir bana. Yani CHP'liler de evet demişse milli bir mesele mi yapmış oluyorlar? Milli meseleyi mi desin? Ne bileyim işte yani. Ben ya şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. İsveç'in terörle mücadele konusunda Türkiye'ye hiç destek vermeyen, teröristleri himaye eden, Kur'an yakılmasına göz yuman, devlet Bey, olarak destekleyen hem de bizim büyükelçiliğimiz önünde son 11-12 dakika 6-6 bölmem lazım. Ben doğru bulmuyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ertuğrul Bey 6 dakikanız var. Evet, iki konuya sonra birden, da 6 dakika iki konuya birden değineyim hızlıca. Tabii emekliler bizim için önemli. Bir ülkenin refah seviyesine bakarken iki hususa dikkat etmek gerekiyor. Birisi çocuklar, bir diğeri de emeklilerdir. Eğer bu iki grup sorunsuz ve mutlu yaşıyorlarsa ülkede refah seviyesi iyi demektir. Emeklinin torununa hediye alırken düşünmediği bir ülke tahayyül ediyoruz. Biz ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Emeklinin bayramlarda mutlu olduğu bir ülke tahayyül ediyoruz. Emeklinin ev kirası derdinin olmadığı, emeklinin pazara, manava giderken peynir, zeytin, ekmek alırken yani ana gıda maddeleri ve dahi geçiyorum bunu her yazın veya her kışın istediği gönlün istediği bir yere tatile gidebildiği bir ülke olmak durumundayız. Çocukların her koşulda mutlu olabildiği, istedikleri okulda eğitim alabildikleri, babaların çocuklarına istedikleri hediyeleri veya ihtiyaçlarını alabildikleri bir ülke olmak zorundayız biz. Bu yüzden bu iki kesimin refah seviyeleri devletlerin refah seviyesini ortaya koyar. Şimdi emeklilere zam önemli. Şimdi biz bazı konuları eleştirebiliriz ama devletin cebini biz bilmiyoruz şu anda. Şimdi bazen şöyle olabiliyor. Şimdi bir alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. Cebinize 50 lira para koyuyorsunuz. Ama diyorsunuz ki 40 lira kendime limit koyuyorum. Çünkü o kadardır. 10 lirayı başka bir yere ayırırım diyebiliyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki şartlar bazı noktalarda sizi zorluyor. O 50 lira limitine çıkabiliyorsunuz. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın durumu bundan ibarettir. Aslında ortada iki ayak var. Bir, idare ayağı var. Bir de siyaset ayağı var.
Bir siyasetçi bu ikisini birlikte yönetmek zorunda ki biz de şu anda dünyanın en usta siyasetçisini konuşuyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızı. O da 50 liramız var ama 40 lira da bizim milletimizi idare eder, zor durumlardan geçiyoruz. Bakıyor ki olmuyor, milletimiz 50 lira istiyor. Tamam, milletimiz ne istiyorsa biz onu veririz. 50 lirayı veriyor. Tabii ki burada siyaseti düşünmek zorunda. Çünkü siyaset olmadan iktidar olmuyor. Tabii ki idarenin cebini, devletin cebini düşünmek zorunda. Tabii biz buradan rahat konuşuyoruz ama devletin cebini de bilmiyoruz. Peki bu düşünürken, tepedekiler bu tasarruf dengesini, israfı falan gözetiyorlar mı? Şimdi o işin ayrı boyutu. Oraya girersek çıkamayız biz. Ama işte bu da... Onlar ayrı, işin ayrı boyutu. Gerçekten çıkamayız. Oraya girersek evet çıkamayız biz. Burada benim çıkamayız, için önemli bilmiyorum. Olan şey şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidara geldiği günden bu yana özellikle emekliler konusunda ne kadar olumlu görüşe sahip olduğunu herkes biliyor. Kimse de inkar edemez. Şu %50'lik zam yeterli midir? Bana göre yeterli değildir. Ama bugünkü konjonktürde olabilecek en iyisi bu mudur? Eşitlik sağlanmışsa en iyisi budur diyebiliriz. Ama şöyle, dışarıda mesela değerlendirildiğinde, mesela ben babam değerlendirdiğinde der ki ben emekli maaşımı aldığımda 1000 dolara tekabül ediyordu. Bugün 1000 dolara tekabül etmiyor. Emekli böyle bir hesap yapıyor dışarıda. Ertuğrul Bey, merak ettiğiniz konu hemen bilgileri buldum, hızlıca aktarayım. Haberi aktarıyorum. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 red oyu kullanıldı. Teklifte AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı. CHP evet oyu. CHP'nin evet oyuna ne diyelim? CHP, MHP evet. CHP'nin evet oyuna ne diyelim? Ben yerli bir, ve milli noktaya mı geldi ben şimdi? Ben bugün bir tweet attım. Dedim ki oylamada CHP'nin vereceği oylara dikkat edelim. Şimdi emekli konusu böyle. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ama emekli seyyanen zam bekliyor. Onu da söyleyelim. Hala. Seyyanen zam bekliyor. Evet, emekli seyyanen zam bekliyor. %49'un üzerine. Çünkü emeklinin hesabı dolara göredir. Adam diyor kardeşim ben bir maaş, ilk maaşımı aldığımda 1000 dolar alıyordum. Şimdi 1000 dolara gelmesi lazım ki ben 15 bin lira ev kirası verip geçinebileyim. 30 bin lira. Evet. Ev kirasının 15-20 bin olduğu yerde 30 bin lira para değil ki. Eyvallah. Peynirin kilosu olmuş 1000 lira neredeyse zaten. Yani ne şaşıracak bir şey yok ki burada. Yok işte az önce bütçeden biz de ne yapalımız ya. Hayır şöyle. 30 bin lira maaşımız. Şöyle yani şu bütçede devletimizin bu yaptığı muazzam bir şey zaten. Yani Allah razı olsun. O noktada değilim. Ben genel olarak hani dışarıdan olması gereken bu diyorsun. Olması gerekeni söylüyorum. Zaten hükümetler onun için vardır zaten. Olması gereken için vardır. Biz olanı ama bu iyi bir şeydir. Ama tabii şöyle yani bu kira mevzularını falan çözmemiz lazım. Emin olun ki bu kira konuları çözüldükten sonra hiçbir sorun kalmaz. Tabii bilmiyorum, hukukçuların tartışması lazım. Anayasaya aykırılık noktasında falan, yani mesela bir sene kardeşim kira arttırmayın denilebilir mi, denilemez mi? Tabii bilmiyorum, bu derin tartışmalar. Ama orada da ev sahibinin, adam diyor ki çocuğum var üniversite okuyor. İşte, ben bu parayı buraya bağladım. Bir sürü diyor. Açısı var onun şey işte var. Yani çok karışık konular. Hayırlı olsun diyelim. Emeklileri mutlu etmek lazım. Onlar emek vermişler. Devletimizi, milletimizi buraya kadar getirmişler. Onları üzmemek devletimizin en öncelikli görevidir ki devlet bu noktada görevini de yapmıştır. Pandemi döneminde dünyada emeklilerini koruyan ender, hatta birinci ülke Türkiye'dir diyebiliriz. Bu çok önemli. Halkını İtalya korumuştur ya. İtalya falan ölüme bıraktılar zaten. Sağlık hizmeti sonra. Yani Avrupa dediğiniz devletler ölüme bıraktı. Ama yine Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. Cesetlerini almadılar. Emekli maaşları emeklilerimizin evine kadar götürüldü PTT tarafı. Yani çok şeyler yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hakkını yemememiz lazım. Ama tabii Serdar abinin ve eleştirenlerin tavrı önemli. CHP muhalefet yapamıyor. Bari biz kendi içimizde muhalefet yapalım. Milletimiz belli bir öyle, hakikaten öyle. Şimdi bu NATO konusu da çok çetrefilli bir konu esasında. Tabii NATO dediğiniz bir Avrupa koruma projesi, ABD koruma projesi. Çok derin girmek istemiyorum, hızlı geçeceğim böyle. Tabii biz sonuç olarak bir örgüte üyeyiz. Uluslararası bir savunma örgütüne üyeyiz. Biz hem bu örgüte üye olup hem de arkamızı tamamen dönemeyiz.
örgütün ekseriyetinin istediği bazı tavırlar var. Eğer bu tavırları veya istenilenleri bir nebze ortaya koyamazsanız veya yanaşamazsanız, yaklaşamazsanız bedel ödetirler size. Ve dünyanın bu durumuna baktığımızda Türkiye'nin ortaya koyduğu real politik hem kendini güvence altına almak, hem kendi duruşunu ortaya, milli duruşunu ortaya koymak ki biz bunu S-400'lerden başlayan süreçle birlikte takip ediyoruz. Son derece Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir milli duruş var. Finlandiya, İsveç'ten istedikleri noktasında. Şu söylenebilir, münferiten işte FETÖ'cü verildi mi, verilmedi mi? Ya bunları bir yere kadar zorluyorsunuz. Eğer biz ulusalcıların dediği gibi NATO'ya sırtımızı dönersek, bu durumda nerede olmamız gerekiyor? Şu aşamada biz NATO'ya ulusalcılar öyle demiyor Ertuğrul Bey. Ulusalcılar NATO'yu terör örgütü olarak görüyor. Mesela ya, CHP'deki ulusalcılar evet demişler değil mi? Ya işte onu CHP'liler boylamada evet demişler. Onu yorumlayacağız. O biraz karışık bir konu. Ben onu çünkü CHP yerli ve milli tavır mı göstermiş oluyor şimdi? Ay, ulusalcılardan onu özür dilerim. Aydınlıkçılar, ulusalcılar dedim de aydınlıkçılar. Hı. Özür dilerim. Yani NATO'ya böyle haydi sırtımızı dönelim olacak iş değildir. Şu aşamada öyle bir durumumuz yok. Gerek de yok. İsveç NATO'ya girmek zorundaydı. Geçen sene söyledik bunu. Söyledik yani niye girmek zorunda? Çünkü Atlantik Avrasya olan sınırını gerçekten İsveç istiyor muydu bunu? İsveç istemiyor İsveç. Ha, Amerika istiyor. Şu anda istiyor. Aleni bir şekilde Rusya'nın hedefinde. Amerika, bak Amerika. CHP'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz Ertuğrul Bey? Şimdi geleceğim abi. Amerika Atlantik'in sınırını hemen bitiriyorum. Amerika Atlantik'in sınırını İsveç ve Finlandiya ile tamamladı. İlk günde bunu söyledim ben. İsveç onaylanacak Türkiye parlamentosunda. Ukrayna ve NATO savaşı bitecek. Çünkü Amerika'nın Atlantik'in Avrasya'dan alacağı bir şey kalmadı. Mevzu kapanacak. Bir aya kalmaz Ukrayna-Rusya savaşı biter. Niye? Çünkü zaten alacağını aldı. Orta Doğu'ya savaşı tekrar götürdü. Oraya karıştırdı. Yeni İsveç bir kriz ve çıkardı. NATO'yu oraya monte etti. Mecburen Türkiye almak zorunda kaldı. Oradaki savaş bitti. Ne oldu? Filistin'e doğru tekrardan Orta Doğu'ya savaşı götürdüler. Peki. Yani İsveç her türlü girecekti. CHP'nin bu tavrı da ben bugün tweet attım, dedim ki CHP acaba oy verecek mi vermeyecek mi, bu noktayı takip etmek gerekiyor. Yani burada dikkat ettiyseniz seçim döneminde Rusya noktasında CHP'nin bir tavrı vardı, sonra döndü Sayın